Aspor ekranlarına hoş geldiniz değerli izleyenler. Mutlu akşamlar olsun. Son sayfa programında karşınızdayız. Güvenç Kurtar, Serdar Kelleci ile birlikte yaklaşık 3 saat boyunca hem gündemi konuşacağız. Konuşurken de tabii ki biraz eğleneceğiz. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sen nasılsın Sinem? Ben de iyiyim. Teşekkürler hocam. Gayet iyiyim. Annen de iyi oldu herhalde değil mi? Evet, annem ama iyi. Melike... Bu kez Melike'ye bile verdik. Olsun, evet, geçmiş ya. Olsun Melike'ye de. Melike'ye her an bir şey gelebilir yani. Hocam dilini ısır Allah korusun da hocam. Isır yok. Valla evet, Covid vakaları inanılmaz artmış durumda. Şimdi tam da bayram tatilinden çıkılıyor. Evet. Biraz dikkat ben etmek lazım gerçekten. Hemen D vitamini, yeşil soğan, zencefili var ya, gider gitmez ondan yapacağım. Hocam verin bize bir tarif. Hocam babamı, hocam babamı seni niye sevdiğini anladım. Oğlum içiyor mu benim tarifleri? O zaten başlı başına tarif ustası. Öyle mi? Bize versin o zaman. Öğrendi mi burada söyleyebilirsin. O aktar meraklısıdır bildim bileli. Yani sürekli karışım hazırlar. Güvenç hocayla çok iyi anlaşıyor. Çok seviyor zaten ya. Acayip şimdi... Hocam yine yayının içerisine serpiştirirsiniz. Yok, bir ya iki tarif. Şimdi bir şey söyleyeyim. Birisi beli çok fena, tamam mı? Ameliyat olacak falan. Bizim Saffet var. Şimdi Van'ın falan hocasıydı da Saffetçiler. Dedi ya dedi bir şey var. Bir macun yaptı dedi, bel fıtıklarını iyileştiriyor. Benim ablamı dedi iyileştirdi. Ya şimdi o gülmem geldi biliyor musun? İyileştiriyormuş. Vereceğiz tarifi, gidecek abi. Şeyi macun yapmış. Bilemiyorum abi, olur olur yani. Düzelirse ha, alırız hocam biz de tarifi sizden. Ondan, daha yayınımız çok, nasıl? Alırız şeyden. Peki. Alırız. Bugünün sıcak gelişmeleriyle başlayalım. Fenerbahçe'de yine sıcak gelişmeler var. Willian Araujo İstanbul'a geldi. Sağlık kontrollerinden geçtikten sonra da artık sarı lacivert formaya kendisini bağlayan imzayı atacak. Tabii çok konuşuldu 6 numara pozisyonuna hangi ismi transfer edeceği Fenerbahçe'nin. Uzun süre aslında Carvalho ismini konuştuk biz. Ancak Willian Araujo ismiyle artık bu bölgede de alternatifler çözülmüş oldu. Buradaki de transfer amacına ulaşıldı aslında. Acaba? Bir transfer daha mı bekliyorsun? Yok. Yani Araujo'ya bu problemleri halledecek mi? Ta, onu ayrı konuşacağız. Sonuç tamam. olarak tamam. halletmesi sen, üzerine. Sen adamı beğenmiyorsun yani. Beğeniyor musun? Anlaşma ya? Çok iyi dedim, bir sağlandı de kime sonuçta. Dedin? Hocam anlatacağım birazdan. Ya. Peki biraz konuşmaya başlayabiliriz. Şey... nasıl yorumluyorsun Serdar? Öyle başlayalım istersen. Valla 3-4 maçını dün gece de izledim ilave olarak. Dün gece de biraz mesai yaptım. Ya bu transfer dönemi bana yaramadı hocam ya. Merak ediyorum oyuncuları, merak edip ettikçe de izliyorum, açıyorum. Hadi bir maç daha, hadi bir maç daha derken sabahı ediyoruz. Olsun, ne güzel. Transfer döneminde daha çok yoruluyorum ben ya. Ben dedim dinleneceğim herhalde ama olmadı. Yok. Ama iyi transfer haberler. Transfer dönemi daha yorucu. Transfer dönemi iyi... spor... kanalları için gerçekten zor dönemler. Tabii. Kesinlikle. Müthiş bir adam aldın falan deyip duruyordun demin yayından evvel. Ya. Yani nasıl müthiş, ben anlamadım. Yok öyle demedim hocam. Şimdi öyle anlatayım. Dedim. Allah şimdi Allah. O zaman konuşalım. Peki ya, ne var biliyor musun? Bugün ayın kaçı? 13'ü değil mi? 13'ü. Yarın 14'ü. Maç kaçında? 20'sinde. Yarın listeler hadi verilecek. 6 günde ne olacak? Bu arada yarın listeyi tabii teslim etmesi lazım. İlk maç. Oynar mı? Ben İsmail Yüksek... süre alır diye bekliyorum şu anki performa. Yani İsmail Yüksek'i de izledim. Evet. Araujo'yu da izledim. Hangisi iyi? Bence İsmail Yüksek'i. İyi. Niye bunu alıyorlar ki? Onu bilmiyorum. Peki ben biraz konuşalım. Çok beğendim. Yani İsmail Yüksek'in Fenerbahçe'deki performansı bence çok çok iyiydi. Bravo. Benim beklentimin bile çok çok üstünde oynadı oyuncu. Yani o attığı uzun toplar, o oyuna dinamizm katması, bölge hakimiyeti, bunların hepsine bayıldım. Ama savunması nasıl? Savunması bana onu kimin, söyle. Uzun hangisini? Topları, ayakları iyi. Bunları ben var ya. Bravo hocam. Yani bana göre savunma. Ayak deyince ben bugün işkembe aldım biliyor musun işkembeciden? Yani ayak koça falan geliyor aklıma. Ayakları iyi deyince. Ben dedim bir çorba tarifi gelir diye ama. Daha yapmadım. Geliyor. Yok yok. Gece, yani gece ayak diyor. Ayak deyince şimdi. Ayak koça geliyor aklıma. Ya bırakmış ayakta. Kalecinin de ayakları iyi. Golü yediği zaman ne diyorsun? Yumurtladı hocam burada. Söyle nesini anlatayım sen sor ben söyleyeyim. Savunmasını söyle arkadaş. Savunması bence iyi değil. O zaman iyi tamam, ben bir yudum bundan alayım sen devam et. Ya ne beklediğinize de bağlı. Şimdi 4-1-3-2 diye bir oyun Fenerbahçe'de. Şimdi bu oyunda 6 numara pozisyonundaki oyuncu çok belirleyici olacak. Evet. Yani o bölge hakimiyetini ele geçirmesi lazım. Bölge hakimiyetini ele geçirmesini istiyorsanız bir oyuncunun metrajının geniş olması lazım. Metrajı geniş mi? Bence çok geniş değil.
Yani Crespo'nun metrajının daha da geniş olduğunu düşünüyorum hatta. Crespo daha çok alana hükmedebiliyor. Ama bu oyuncu biraz kaçak güreşiyor. Hani tamam ben de Arroyo analizlerini falan okudum, evet, dinledim. Çok güzel şeylerden bahsediliyor. Büyük ihtimalle ben görememiş olabilirim. Çünkü benden daha çok maç izlemişlerdir. 2016 Flamengo iyi zamanı. Ama işte şöyle bir yanılgıya ne olur düşmeyelim. Ya benim de 5 sene önceki halim gerçekten çok iyiydi hocam. Veya 10 sene önceki halim. Ya bu fark ediyor hepimizde. Hocamın zaten hala hali çok iyi ama. Daha iyiyim şimdi. Vallahi daha iyiyim. Eyvallah. Vallahi yok, daha iyiyim. Şimdi ya. Ben hocam senin gençlik fotoğraflarını gördüm. Ya hocam, ne yapacağım? Artist mi olacağım ben? Hayır. Ben şeyden bahsediyorum. Performans. Kafa. Ya. Hocam kafa, teknik direktör zekası neyse, her zaman sabittir. Ona sözüm evet, yok. Ama oyuncunun ya şimdi tabii olumlu özellikleri de var. Yani olumsuz özellikleri de bir o kadar var. Şimdi biraz olumlu özelliklerinden önce bahsedelim. Nasıl bir 6 numara? Biraz konuşalım. Çünkü aslında işte dediğim o 2019 senesinde Flamengo'da da işleri iyi giderken önemli bir parçaydı. Evet. Ama tabii ki yanındaki oyuncularla birlikte biraz daha performansı anlam kazanıyor. Örnek verebilirim. Yine 2019'dan bu kez Galatasaray'ın transferi Oliveira. Ben onun hakkında da mesela çok, orada o da yanındaki oyuncularla birlikte mesela Alex Seles'le birlikte Porto'da yaptı. 2019 yine en iyi sezonu. Evet, evet. Ya ben Galatasaray'ın transferi Sergio Oliveira hakkında da çok olumlu değilim. Yani kamuoyunun aksine birazcık görüş belirtebilirim. Bu arada son sayfa etiketine lütfen soru ve görüşlerinizi yazın sevgili izleyenler. Çünkü böyle zaten Melike de genelde son sayfada aynı şekilde. Hani hemen her sorudan ve gündeme dair yorumdan biz biraz daha bir şeyler çıkarmaya çalışıyoruz. Öyle takım takım bölmeyeceğiz. Karışık her takımın durumunu konuşacağız. Ya Serdar, şimdi partneri çok dinamik bir oyuncu hocam. Andres Pereira ile izledim mesela ben oyuncuyu. Oyuncunun kariyeri de gayet iyi zaten. Oraları nereleri hak ettiğini zaten görüyoruz. Şimdi partneri o kadar dinamik ki oyuncu biraz kaçak güreşiyor. Yani her şeyi biraz ona bırakmış gibi. Yani o savaşıyor, o topu kullanıyor. Ya bir oyuncuda en çok baktığım özelliklerden biri ne kadar sorumluluk alıyor. Yani mesela savunma topla çıkarken kendini demarke hale çıkartabiliyor mu? Çıkartmıyor hocam. Yani bazı oyuncu vardır hocam çok bizden çok çok daha iyi bilir. Hani anlarsın saha içinde kaçak güreşir, top almak istemez dolayısıyla markaja girer. Yok tamam anladın da bir şey söyleyeceğim ya. Bak şimdi bizim medya herkes öyle hemen hemen hep ofansif şeyini yönlerini anlatıyor. Tamam mı yani? İşte burada eksiği var işte kaçak güreşiyorsun gidiyor falan. Ya biz ofansif ben bakıyorum defansif. Şimdi bir şey söyleyeyim gülelim gene. Zeki Allah'sa Metin Akman'ın bir parodisi vardı. Çocuğu oluyor şeyin memur. Doktor bey bu ne yiyecek diyor. Bir sayıyor arkadaş mamaları sayıyor falan böyle birkaç dakika. Ya diyor ki adam parası yok ya bu ekmek yemeyecek mi diyor ya. Bekliyor ekmek desin. Doktor böyle bir banal bir gıda diyor. Çocuğun midesini böyle fuzuli şeylerle doldurmayın. Şimdi o geliyor aklıma. Ya arkadaş ben sen bana savunmada ne yapar onu ben ne yapayım. Yani ben Crespo. Hocam savunmada. Arkada Zayt var tamam mı? Şey var, Crespo var, Mert Hakan var, İsmail Yüksek var. Yok daha hücumları sayıyorum. Hücumlar. Yani bunların üçü de hücumcu hemen hemen. Yani hepsi gidiyorlar şeye. Zaten işte, İrfan var, benim de, Arda var, yeni alınan ne Lincoln mi? Lincoln o var. Ben anlamadım yani şimdi bunu ben oraya niye alayım? Şimdi şeydi bizde çok enteresan Fenerbahçe. Gustavo bak. Pelkas Gustavo, var. Ha Pelkas var bravo. Arda var. Ya bunu ne yapacak o zaman? Şimdi şeye şöyle eleştiri yapıyorlardı Gustavo'ya. Tamam mı? Ya hiç ileri çıkmıyor. Ya arkadaş önündeki adamların hepsi ofansif. Arkaya birisi koşmayacak mı ya? Deminki gibi hani ekmek diyor ya ekmek yemeyecek mi bir de. Hocam, arkaya koşmayacak mı ya? Bir yardımcı olmayacak mı? Şimdi bu öyleyse var ya kötü. Ya sen de var ya. Yani ne derler ne şeysin. Felaket. Hocam ben vallahi her transfer döneminde ilk başta belki linç yiyoruz. Ondan sonra da başka türlü sana anılıyoruz. Sana ben çok güveniyorum. Ben geçen yani sene Pjanić için. Orada iyi bir ikili yakalamak durumunda tabii Fenerbahçe. İkili yani mi birli mi? O da bir problem. Yani bir oyuncuyla mı tutacaksın orayı? İki oyuncuyla mı tutacaksın? Yani partner Pereira gibi Andreas Pereira gibi bir partner verirsen oyuncuya bu bir şekilde sana yanıt verebilir oyuncu. Kim var ki? Gerson'la oynuyordu Flamengo'da birlikte. Gerson evet var, Pereira var onlarla beraber ama
Mert Hakan'la beraber oynatırsan Mert Hakan'a çok fazla görev vermiş oluyorsun. Savunma görevi vermiş oluyorsun. Ya hocam ben oyuncunun... O zaman İsmail veya Crespo ile oynayacak bu. Yüksek ihtimalle. Zaten orada Lincoln oynayacak kesin o. Yani on numarası. Hocam orayı da anlayamadım. Ben Lincoln tamam kaliteli bir oyuncu. Yani Santa Clara'dan da oyuncuyu ben izledim. Ama şu an hazır bir görüntü vermiyor. Fenerbahçe'de şu an daha çok hak eden oyuncular var mevcut kadroda. Eğer yani Lincoln'le mi çıkacağız bilmiyorum maça. Dinamo Kiev maçına. Zaten onu... Bana tat vermedi açıkçası hazırlık maçlarında Lincoln. O oyun devamlılığı anlamında onu çok fazla sağlamıyor. Belli ki hani oyuncu tatilden döndü. Çok doğal şeyler bunlar ama daha hazırı var şu an Fenerbahçe'nin elinde oynatacak. Şey söyleyeyim ya tatil mi var ya? Şimdi tek maç mı şey Dinamo Kiev maçı? Yok. Ya 27'sinde de rövanşı var. Neyse. Kadıköy'de şimdi... İstanbul'da. Arkadaş sen bu 20'sinde yani 20, bu maçı atlamak mecburiyetinde. Şimdi herkes bak soruyorsunuz değil mi? Jesus'tan ne bekliyorsun? Hep sorular öyle oldu değil mi? Yani geldiğinde nedir? Ya şimdi bak bu maçta eğlensin var ya. Allah Allah Jesus var da yerden bizim zaten yere vururuz. Çünkü bizde hem abartma çok fazla ondan sonra da bindirme çok fazla. Yani hiçbir şey de normal hocam, değiliz. Korkum ama ne biliyor sonuç musun? Olarak Şampiyonlar Ligi hedefi hep geldiği günden beri konuşulan ana hedef buydu ki Jorge Jesus zaten kariyerinde hep işte buraları oynadı. Nasıl önce ben dolayısıyla ama bak, beklenti de Şampiyonlar Ligi'ne katılması şimdi Dinamo Kiev önünde, Dinamo Kiev geçişlerinde bizim hücum yemememiz için oradaki 6 numara pozisyondaki oyuncunun çok dinamik olması, çok ısırması, biraz temaslı oyunu bilmesi evet, gerekiyor. Evet, çabuk, seri. İşte bunu, hocam çabuk değil, hızlı değil, temaslı değil. Eyvah. Benim izlediğim, belki de yanlış izlediğim. Ya başka ne diyeyim? Adamı görmüş olmayasın. Vallahi hocam yani şöyle haksızlık etmek istemedim oyuncuya. Vallahi. Bir maç izleyeyim, hadi bir maç daha izleyeyim, hadi bir maç daha sabah izleyeyim diye sabah ettik. Yani oyun katılımı çok düşük. Tamam dedim ya hani savunma tarafını çok... Vazgeçtim. Tamam. Hücum tarafında ne yapıyor diye baktığım zaman çok geriye oynuyor. Yani geriye oynuyordan kastım da şu. Şimdi top ayağına geldiği anda önünde 10 metre bir boşluk varsa çok iyi pas atıyor yalnız. Yani oyunu sağa sola evirmesi çok iyi. Yani oyunun yönünü çok iyi değiştirebiliyor. Ama baskı altında bunu yapamıyor hocam. Bu çok değerli bir şey. Ya bizim... Yani iyi oyun oynamak istiyorsan oyuncunun baskı halinde de oyunun yönünü değiştirebilme kabiliyetine bakıyorum ben. Şimdiki takımlar hep ileride basıyor zaten. Tabii. Bütün moda şimdi. İleride baskı var. Kim olursa olsun yani. Liverpool'da öyle yapıyor. Bir Real Madrid haricinde diyeyim. Hepsi ileride baskı var. Basıyor oynatmıyor seni zaten. Oyuna girmeyince ne olacak bilmiyorum. Ya şimdi nasıl bir haber verdim biliyor musun? Sorular. Kara haber. Ve tabii eleştiriler de geliyor. Şimdi, burada demişler ki bu abla yazın diyor ama okumuyor yorumları. Ne diyor abla? Bu abla yazın yorumlarınızı diyor ama okumuyor demiş. Yok okuyacağım. Okuyacağım. Biraz eleştiriler de var tabii. Hani Jesus'u aldırmış. Nasıl çok doğal. Böyle bir olumsuzluktan ama bahsedilebilir. Bakın. Ya da işte aslında bir tek siz böyle olumsuz konuştunuz diye de yorumlar çok var. Çok doğal haklılar. Ve hani burada muteber kabul edin. Pardon ben Serdar'ın yalancısıyım ben bir şey söyleyeyim. Evet, Güvenç hocam hiçbir şey söylemedi. Hani ben bu işin müsebbibi ben olarak algılanayım ama şimdi Jesus benden kat be kat daha fazlasını izledi ve oynattı. Dolayısıyla benim yorumumdan daha muteberdir Jesus'un yorumu. Benim yorumumdan daha muteberdir 10 kez 20 kere izleyenlerin yorumu. Benim izlediğim 4 maçla benim anladığım bu. Belki de yanlış anladığım. Yok ki. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Kendimi övmeyeyim ama var, ben 15 dakika izleyeyim. Bak vallahi bilirim. 15 dakika bile fazla da ben ne olduğunu anladım. Vallahi diyorum. Ama sen de, sana da itimadım sonsuz bak. İnan. Yani böyle millet ne gözle izliyor, ne yapıyor, ne ediyor. Ne beklediği önemli şimdi. Jesus'un bundan ne yani beklediği. Benim bizim beklentimiz hocam, sağlam bir 6 numara. Yardımcı oyuncu rolü vereceksin hocam. Esas buna, rolü üstlenmeyecek. Esas rolü. Ya yani esas rolü dediğim, kim alacak orada? Esas rolü dediğim mesela bir izleyicimiz demiş ki Crespo için de bir şekilde konuşuldu. Ben, ama evet, sonrasında işte bu eleştirileri tersine çıkaracak ama iyi performans şimdi, verdi. Crespo, acaba çok mu önyargılıyız? Crespo demiş. Çok dinamik bir isim ama. Evet. Yani ne olur. Doğru, ama Crespo'yu beğenmedik. Doğru söylüyor. Crespo'nun da beğenilmesi Galatasaray derbisiyle başladı bu arada. Çünkü, diyebiliriz sanki. Ama bak tabur söylüyor. Bak Serdar güzel bir şey söylüyor. Crespo çabuk, kuvvetli, yani koşan o, bir o dinamizmi sağlıyor. Vardı benim yani, zaten oyuncuda en tereddütte kaldığım nokta niye bu kadar az dinamizmi var bu oyuncunun? Yani
bu oyuncunun az dinamizmi var diye yargılamadım. Sadece Fenerbahçe'nin bu kadar az dinamizmi olan bir oyuncuya gitmesini anlayamadım zaten. Problemim o. Diyorum ya, her zaman dediğim şey bu. Sonuçta bizler burada yanıldığımız zaman milyon euro kaybetmiyorum ben. Mesela bir oyuncu hakkında bir yanılgıya düştüğüm zaman cebimden milyon euro çıkmıyor. Ama kulüpler yanıldığı zaman milyon euro çıkıyor. Ben yanılırım abi, ben bugün bu oyuncuyla ilgili yorumumu yaparım ve çalıştım da geldim. Bu benim anladığım. Hep diyorum, belki de yanlış anladığım olabilir. Yani herkesin... Yok, tahmin etmiyordum ya, sen ne dedin? Yok, mesela yine bir izleyicimiz demiş ki Muhammed Çelik Bey, olumsuz konuşulabilir. İsmail Yüksek'in iyi performansı da belki o yüzden bunları söyletiyor olabilir. Ya, şimdi İsmail Yüksek'le kıyasladığın zaman hani bazen şu da olabiliyor. Ya İsmail Yüksek'le kıyasladığın oyuncu olabilir abi, olabilir. Yani futbol bu. Dün yok futbolda, bugün var. Veya benim hani Fenerbahçe'deki hayal ettiğim bir ortası... Biraz daha belki 4-2-3-1'e yakın yine veya 4-3-3 modeline yakın. Biraz daha orta sahayı daha dinamik isim. Mesela Crespo, Mert Hakan, önde Arda Güler hocam. Ben de hani öyle formayı mi? Fenerbahçe'de, Türkiye'de zaten hani daha üstüne koyacağımız bir oyuncu olmadığını düşünüyorum ben Arda'nın. Yani öyle bir yetenekten bahsediyoruz. Zayt da çok iyi herif ya. Hocam tamam, çok ben iyi. Çok hayır, ben Zayt için bir şey diyemem. Yani çok, Zayt, çok iyi bir ama oyuncu ama Arda... Hocam tamam, Arda de canım Arda. Ya bir de buraya Lincoln aldın. Bir de orada şey var. Ya ben de Arda o... şey ne o? Sahada oynatıyorlar. Şey de var. Söylesene ya. İrfan Can. Ya İrfan da var. Hocam ya, İrfan var ya, son maçlarda falan çok geriye gitti, geldi. Hocam ben çok bir şey beğendim. Söyleyeyim mi? Yetenek anlamında ben Arda Güler'i Türkiye'de kimseyle kıyaslamam. Ya benim futbol anlayışımda ben Arda Güler'i Türkiye'de kıyaslayacağım yetenekte bir oyuncu yok. Olsa kıyaslarım. Bir de şöyle bir durum var. Arda hep oynayacak mı, süre alacak mı diye konuşuyoruz ama Arda zaten yani hani bu tartışmaları kapatacak bir performansı her an gösteriyor. Yani sahaya girdiği hazırlık maçı olsun, antrenmanlardaki performansı olsun. Yani kısa süre buluyor. Ne biçim frikik gol attı mesela yani. Peki. Ya da sezon içerisinde de girdiği zamanlarda evet, çok iyi işler. Ya zaten formayı alıyor. Bunu tamam da tartışıyoruz. Bak şimdi Arda var orada. Zayt var. O da gol atıyor. Var. Memo müthiş. Orada var. Da rekabet var. İrfan var. Sen bunu niye aldın o Lincoln'u o zaman? Rossi var. Rossi yine yani. Doğru. Niye o zaman bu üç tane adam var orada? Sen niye aldın o şeyi ya? Bu, o zaman bu adamı. Lincoln'u niye aldın? Yani buna aklım sır verme, bilmiyorum ya vallahi, bir şu maç günü gelse de bir izlesem. Bu arada Mince Hekim de transfer görüşmeleri yapıyor. İzin verildi. Öyle mi? Evet ha. Aslında son yani zaten gidecek diye konuşuluyordu evet. Transfer döneminin başında. Sonrasında Jorge Jesus'la beraber konuşularak ikna edildiği yönündeydi haberlerimiz. Ama bugün itibariyle yine bir transfer görüşmesi için... izin almış durumda. Yani eğer Mince Hekim de giderse ki 23 evet. milyon euroluk bir çıkış opsiyonu evet. var zaten. Onu Serdar veren alacak. Serdar iyileşti galiba değil mi? Evet. Serdar Aziz. Evet. Adamım benim ya. Patakütü. Hocam zaten o sağda Serdar Aziz'le oynuyorsun zaten. O ama solda Fenerbahçe o problemi nasıl halledecek? Salahi var. Herkes çok beğeniyor. Macaristan milli takımda iyi oynuyor. Chelsea'ye gidiyordu biliyorsun. Sonra da uçaklar Covid'den şey yaptı. Kalkmadı. Şimdi tabii Mince Hekim de giderse orada yeni bir tabii transfer ve düzenleme gerekecek herhalde. Tisserand değil mi? Ama ya, şimdi Fenerbahçe hocam şimdi Kim Mince'yi... Şimdi satılacak oyuncuları da konuşmamız lazım yani. Kolkır'dan ne haber ya? Bir var mı? Kolkır hocam, o... yok hocam, düşünülmüyor. Kol kırıldı artık yani. Ona diyecek. Kusura bakmayın. Allah gecenin Allah. Bu saatinde adam ama. Oynamadan hiç şey yapmadan gitti ya. Olacak şeydi. Ya hocam Fenerbahçe'de çok sayıda oyuncu var. Hatta bugün ben bir duruyor, liste çok var. 47 mi 48 miydi? 1 2 3 4 5 6 7 8 stoper var 9, ya. Melos, 20 Melos mu ne? 20 yabancı var hocam Fenerbahçe'de. Saymayayım, değil mi? Saymayayım. Yok, gerek yok. Gerek yok. Zaten herkes biliyor. Yani. Ama tabii yani biz hep gelen ve yine transfere ihtiyaç duyulan bölgeleri konuşuyoruz ama bir yandan da yavaş yavaş yolların ayrılacağı isimleri de artık konuşmak lazım. Kimler gider? Evet. Kim gitsin hocam? Novak. Ya şöyle sayalım. Görünüyor mesela. Samatta, yani 7-8 Novak. Oyuncu sayabiliyorsun. Lemos. Lemos. Kolkır. Evet. Bence Tisserand.
Sen atlamayacak. Ya kim giderse birisi hocam bir sayayım. Lemos gider. Lemos gitti ben bir. Kolker gitti iki. Tamam Tisserand senin hatırına saymıyorum. Benim, ben beğenmiyorum herifi. Ha, tamam. Üç Tisserand. Dört Novak. Beş Gustavo. Ne? Gustavo mu? Onu sayacağım. Beş Gustavo. Altı Max Meyer. Yedi Samatta. Bence sekiz Berisha. Gibi görünüyor. Evet. Sekiz yabancıyla abi, yolları ayırırsak Ömer ben itiraz etmem yani. Gustavo'ya ben karşıyım, gitmesin isterim. Öyle Mustafa'nın hepsinden iyi bana göre. Bu saydıkların hepsinden iyi. Veya geldik de gelenlerden de iyi. Hmm. Ama Fenerbahçe camiası, medyası öyle bir şey yaptı ki adamı yerden yere vurdu. Zaten o da kötü oynamaya başladı. Adama diyorlar ki yok hiç şut atmıyor. Hücuma çıkmıyor. Ya önünde Sosa var. Biraz her fazla pas hatası yapmaya hocam, başladı ya ama, hocam he, son zamanlarda. Hocam ya, bir şey soracağım. Bir şey söyleyeyim mi? Ya hepimiz etten kemikteyiz ya. Adam bakıyor ki her gün kötü taraftardan şeyler var. İşte sosyal medyada eleştiri var. Adam tabii kötü olur yani. Sonra önünde koşmayan adamlar var. Koşmayan adamlarla oynuyordu. Ben bakıyorum onun önünde Sosa oynuyor, Perkas oynuyor veya İrfan oynuyor. Bilmem ne oynuyordu. Yani adam bir güçlü şeylerle çıkmadı ki. E tabii ki geriye gidecek yani. Arkası da yol geçen anı gibiydi. Orada sorun neydi biliyor musun? Tisserand'la şey yol geçen anı gibi arkada. Evet. Adam mecburen geliyordu. Ama orada bence sorun biraz da Gustavo'nun oyun karakteriydi. Yani ben o zaman hani Gustavo'nun en beğenilen dönemi... Ben asla kabul etmem. Ama... Ya ben neyse. Gustavo tamam, o zaman hiç o tartışmaya girmiyorum hocam. Gustavo eleştirilerini hocam kabul etmiyor. Seviyor hocam. Gustavo'yu tutuyor. Ya tutuyor diye. Adam Brezilya milli takımda oynuyor. Müthiş oynuyor. Ya geçenlerde geldi bir gol attı. Bir tane uzaktan vurdu diyorlar ki hücuma da çıkmıyor. Allah Allah. Ya bir şey söyleyeyim bak. Şimdi Ozan Tufan var ya Fenerbahçe'de gönderdikleri zaman Josef'le ikisi İstanbulspor'la maç oynuyorlardı. Özel bir maç. Tamam mı? O Napoli'ye giden çocuk kimdi? Elif Elmas. Elif Elmas da var. Şimdi arkadaşlarım var Fenerbahçeli. Ya sağa doğru oynuyorlar. Bu ikisi Josef'le Ozan. Ozan var ya futbolcuyum diyor ya. Şimdi böyle Elif Elmas'ı şişiriyor ya medya. Ya bu Elif Elmas. Ben göremedim Elif Elmas'ı. Bu ikisini görüyorum ben. Adamı gönderdiler Ozan'ı. Şimdi geldi oynadı. Erol Bulut oynatmayacaktı onu. Kulağı çınlasın onu da. Gene başarılar dilerim. Seviyorum onu da. Şimdi bir baktı adam oynatacak. Milli takımda oynayınca takıma koydu. Yani Fenerbahçe camiasında bu gitsin diye bununla uğraşanlar var. Dedi ya şimdi benim yönetimle başkanı şey. İlla ki bu adamı yönet. Hocam hiç mi hatası yok Ozan Tufan'ın? Ya Ozan Tufan. Ya milli takımda bak sen attılan golleri hepsi bu attı. Hocam bir çoğuna, şey soracağım da. Valla ben de Ozan Tufan'ı hem de çok beğenen bir en azından futbol yani? Severim. Ama ya bir adam sürekli bir problem yaşıyorsa... Ya onunla yaşadın, bununla yaşadın, öbürüyle de yaşadın. Bir şey birileri... Ya ama biraz da insan birazcık öz eleştiri yapmaz ya, mı? Birileri diyorum diye adamın şeyinde, aleyhinde de uğraşıyorlar. Onu anlatmak istiyorum sana. Şimdi ben ya sana hocam, başka... takımın en tecrübeli ismi kimi uğraşmaya şey yapacak? Olur mu ya dışarı? O iki tane şey yönetici, iki üç tane gazeteci tipini beğenmedi, bilmem ne yapmadı ya bırak ya bunları. Hiç mi bak, bir şey hatası yok Ozan Tufan'ın? Şimdi bak. Şöyle hocam bir şey daha söyleyeyim ben ya o zaman. Hatası... Sen söylemeden bir şey daha şimdi söyleyeyim. Şimdi kötü bu sene ne kötü. Ne zaman Ozan Tufan'la Mesut Özil gitti, Fenerbahçe biraz belini doğrulttu. Ya tabii orta saha. Ya koşan bir orta saha koydu. Yapma gözünü seveyim. Koşan bir ya herif sağ bek de oynadı, sol bek de oynadı. Nerede atıyorum şey? Önde de oynadı hocam, Ozan futbolcu Tufan. Birazcık sesini çıkartmamalı. Yani ben Ozan ya, Tufan'ın ha. Ya da diğer karakterlerin, bazı ya, karakterlerin... Ya Mesut kötü oynamıyordu ki hocaların, kardeşim. Yani hocalar orada bir disiplin içine almaya çalışıyorlar. O disiplini... Bazen hani burada oyuncu ismi vermiyorum ama bazı oyuncular bu disiplini bozacak hareketler ettiği zaman diğer oyuncuların da hocaya olan itibarını sarsmış ya, oluyorlar. Ben burası çok ama önemli. Ben, tamam canım ben ona bir şey demiyorum. Ben genelde söylüyorum. Bak ne yoksa yapıyorlar biliyor musun? Ben bayıldığım bir bak, oyuncu Ozan Tufan. Şimdi menajerler var ya şu menajerler. Ya Falcao'yla Cagney'in maliyeti 50 milyon euro. 50 milyon euro. Bak ne oldu biliyor musun? Şimdi Mert diye bir kardeşimiz var. Şimdi mesaj atmış biraz evvel. Gömlemi beğenmiş sağ olsun. Genç bir kardeşimiz bak şimdi. Diyor ki ya diyor çok medyada diyor şey yaptı diyor. Taraftar istedi diyor. Ya dedim tweetler mi yıkıldı. Oğlum dedim ki bak taraftar falan istemiyor. Kim istiyor biliyor musun? Menajerler grup liderlerine şey tutuyorlar. 5 kişi 10 kişi sosyal medyada boyuna yağdırıyorlar. Zannediyorsun ki taraftar istiyor. Ya taraftar ne kardeşim 50 milyon euro
Biz bana söylesene. Ne oldu iki tanesi? Kim bilir oradan 50 milyon eurodan 3-5 milyon euro aldılar. Olmaz. Bombardıman var. İstiyorlar ki bu adam gitsin, birileri gelsin, biz cebe para indirelim. Medyada medyayı kullanıyorlar, sosyal medya. Ya adam tutuyorlar biliyor musun? Evet. 100, 500, 1000, 2000 tane ne o fake hesap. Boyuna atıyorlar. Zannediyorsun ama işte hocam yani performans gösteren oyuncuya da istersen 10 bin tane tweet atsınlar ya hocam. Hadi Arda Güler'in üstünden çıkarsanız şey formayı. Tamam bir şey söyleyeceğim ama o çok nadir. Tabii ki nadir. Ya bir başlasınlar bak gazetede ne oluyor Arda'ya. Bak Türkiye'de şu var. Ama iyi oynarsa bence yine şans bulur. Tamam Emre Mor mesela. Bak bir şey söyleyeceğim. Nasıl buldu? Fenerbahçe'ye gideceğini 2 sene önce konuşabilir miydik Emre Mor'un? Tamam da geçen sene bitiş şöyle. Bir iki tane birisi yazı yazsın. Tamam, Galatasaray'da da çok kötüydü hocam işte. Tamam yani, evet. Ozan da yine iyi oynarsa yine şans gelecektir Ozan yani. Bak, Ozan'la, Ozan'la uğraşıyorlar. Evet. Ne oldu? Alanya'ya gitti müthiş oynadı. Yeri geldi müthiş oynadı. Sen bu seneyi saymıyorum. Ben hocam ama Sergen Yalçın bir şey söyledi onun hakkında. Biz Ozan Tufan'a futbolu hatırlattık dedi. Ya demek ki insanın futbol kendi mesleğini unuttuğu anlar olabiliyor demek ki. Çok nasıl acı unuttu bir şey ya bu. Ben sana söyleyeceğim. Ben şimdi bunu çok Sergen iyiyim. Hoca dedi hocam bunu. Ya mesela tamam Salih da. Salih Uçan için de benzer bir örnek. O da Alanya Spor'a hocam şu mu oluyor ya acaba? Beşiktaş transferi yaptı yine olmadı. Tamam da bak çok iyi oynuyordu. Hocam sen genç oyuncuları müthiş parlatıp onları ya, yıldızlaştıran bir futbol adamısın. Ya, sen bizden gittim, çok daha iyi biliyorsun. Ben dedim ki bak İstanbul Spor maçını söyleyeyim. Müthiş oynarken kadro dışı bıraktılar bunu. Hocam senden de giden bazı oyuncular ismini vermeyeceğim. Büyük takımlara sen de çok transfer yaptırdın. Sayende çok güzel oyuncular İstanbul'da gördü. Ama senin takımındaki performansını niye veremediler? Ya hoca önemli de bir şey söyleyeceğim ama bak burada ne yapıyor biliyor musun? Şimdi Ozan Tufan çok iyiydi zaten. Adamı ne oldu biliyor musun? Gittim Fenerbahçe dere ağzına. Bak yaz günü bu saat 12'de idman yapıyor bu biliyor musun? Kardeş. Kim? Ozan Tufan Alanya'ya gitmedin evvel. Hmm. Ya olmaz arkadaş ya. Sen adamı küstürürsen ne dersen bak. Hmm. Dedikodu çok şey. Bak bir şey lafım kesildi bir şey söyleyeceğim. Türkiye'de insanlar gördüğüne inanmıyor. Çünkü fazla bilgileri yok. Söylenene inanıyor, yazılana inanıyor. Bak bu çok önemli. Çünkü bir adamı eleştirirsin, iyi taraflarını söylersin, o gözle bakar. Hmm. Adamı şimdi sen mesela şimdi senin söylediğin tarzda adamı ben seyredeyim tamam mı? İşte değil, savunması yok bilmem ne. 3-5 kişi bir yazsın taraftar bir şey yapsın. Öyle. Tabii. İlla ya, iyi şeyleri de olabilir ama fazla bilgisi olmayan taraftar ne istiyor biliyor musun arkadaş? Patak püte girecek falan böyle koşacak, mücadele edecek, gol atacak, attıracak. Böyle adam veya klas adam istiyor Arda gibi mesela. Tamam mı? O adamları seviyor taraftar. Hele Fenerbahçe mesela. O tür adamları seviyorlar. Mücadeleci. Yani bir de teknik adamları çok seviyorlar. Şimdi Selçuk vardı Fenerbahçe'de. Şahin. Bak şimdi o adam var ya nasıl koşuyor biliyor musun? 10 numara. Şimdi İş ahlakı. Bir de önünde bak şimdi önünde de bir tane Brezilyalı adam vardı. Şimdi onu sen hatırlarsın ya bonus saçlı falan. Ne saçlı? Bonus saçlı vardı. Bonus saçlı. Ya, Christian mı? Christian. Baroni. Baroni galiba. Baroni. Neyse. Aynı kişi. Aynı neyse. Neyse yani Baroni deyince hatırladım. Şimdi o öbürü var ya. Şimdi şey konuşacağım biraz hani kelime bulamadım. Sahtekar oynuyor senin dediğin gibi. Tamam. Biraz kaçak güreşiyor diyelim hani. Ya ama pas hatası yapmıyor. Selçuk var ya anası ağlar derler bizde biliyor. Ya erip var ya gidiyor gibi bir pas hatası yapıyor yuh mu falan ya. Doğru. Olmuyor arkadaş. Anladın mı? Öbürü. Ya, hocam bunu yani hatta onun için, Galatasaray mevzusuna geçtiğimiz zaman da konuşalım. Şöyle çünkü geçelim istiyorum. Hazırlık maçının özet görüntüsü var elimizde. Onu getireceğiz ekrana. Sonrasında yine Fenerbahçe'ye döneceğiz. Hangi bölgelere transfer bekliyorsunuz soracağım tabii. Yine tüm takımları olduğu gibi konuşacağız ama bir hazırlık maçını hep beraber hatırlayalım. Galatasaray'a da geçiş yapmış olalım. Orada da hareketli bir gün geçiyor aslında sarı kırmızılarda. Önce Morfeher var mücadelesinin özet görüntüsü geliyor ekrana. Karşılaşmanın özetini biz ekranlarınıza taşırken bir yandan da son dakika gelişmesi yansıyor tabii. Thiago Çukur resmen Fenerbahçe'de sarı lacivertliler genç oyuncuyla 4 yıllık sözleşme imzaladı. Zaten bir haftadır aslında Thiago Çukur transferinin biteceğini hep söylüyordu Ahmet Selim Kul da. Yine biz de ekranlarda konuşuyorduk. Resmileşti. Kısa bir yorum olayım. Daha konuşacak gece uzun. Daha konuşacak çok konu var çünkü zamanda kalacak. Hayırlı olsun Fenerbahçe'ye tabii. Hayırlı olsun. Genç bir oyuncu. İnşallah faydalı olur. Çok bildiğim bir oyuncu olmadığı için analiz yapacak kadar yorum yapamayacağız. Son olarak milli takımda tabii. İzledik. Evet.
adını duymuştuk milli takıma seçilmesiyle evet. birlikte milli takımda da adını duymuştuk. Doğru. Hayırlı olsun diyelim Fenerbahçe'ye. Peki Galatasaray'a dönecek olursak ikinci hazırlık maçı zannediyorum hepsini izledin değil mi Serdar? İzledim. Nasıl buldun Galatasaray'ı? İlk hazırlık maçı ile bu hazırlık maçı arasında bir fark var mıdır? Oyun anlamında nasıl ipuçları alıyorsun? Yani ve tabii ki eksikler anlamında neler ön plana, hangi hatta bölgeler hani ön plana çıkıyor? İlk hazırlık maçı ile arasında bir fark var mı? Yok. Hatta 13. Galatasaray ile arasında bir fark var mı? O da yok. Peki. Yani hala değişmeyen bir Galatasaray ama tabii benim şaşırdığım bir nokta var. Geçen sene Galatasaray'ın yaptığı transferlere baktım. Hatırlıyoruz hepimiz tabii ki bu transferleri. İşte Galatasaray kimi aldı? Çıkıldağ, Morutan. Çıkıldağ'ı aldı. Morutan'ı aldı. Berkan'ı aldı. Barış Alper Yılmaz'ı aldı. Bugün sahada 3 oyuncu vardı. Biri Barış Alper Yılmaz, geçen seneki transfer. Biri Çıkıldağ, biri Berkan. Bilmiyorum oyuncuların... O zaman sana hemen bir soruyla geleyim. Evet. Galatasaray 10 numara orta saha oyuncu alacak mı? Orta sahaya oyuncu alacak mı? Yani vallahi, 10 numara hatta 8-6 pozisyonunda tabii Sergio Oliveira var şu anda. Onun yanına bir oyuncu alınması lazım ama Berkan ve Çıkıldağ'ın bence önce mesleklerine saygı duyması lazım. Ondan sonra Galatasaray'a saygı duyması lazım. Barış Alper Yılmaz da hatta bu kategoriye girmeli. Neden? Şimdi ben iki oyuncu izledim en azından 45 dakikada. Yunus Akgün ve Emre Akbaba. Şimdi ben de tatil yaptım 12 gün. Bu 12 günün en az 4-5 günü maç izlemeye devam ettim. Sadece mesleğime olan saygımdan, kurumlara olan saygımdan dolayı devam ettim işime. Tatil vesaire demedim. Bu oyuncuların da tatillerde o performanslarını arttırma yönelik çalışma yapmaları gerekiyor. Berkan, Çıkıldağ ve Barış Alper Yılmaz'ın sahada çok da tatillerini iyi geçirdiğini düşünmüyorum. Belki çok fazla dinlenmiş olabilirler ama birazcık kulüplerine saygı duysunlar bazı oyuncular bence. Çünkü siz geçen sene zaten büyük bir eleştiri almışken tatilde de ben şunu demiyorum tatilde 5-6 saat çalışın falan değil ama biraz da fizik kalitenizi düşürmemeniz gerekiyor. Çıkıldağ sahada yürüyordu ya. Hazırlık şurada maçı bak, ama şurada geriye koşan Çıkıldağ bak şimdi golü önledi bak şu anda. Şu Çıkıldağ biliyor musun adamın karşısında bak. Orada hocam, olmasa birkaç tane de yapsın bir zahmet hocam ya. Ha zahmet mi oldu diyorsun? Biraz zahmet. Ama yani ben daha hocam pasa kadar vallahi koştu yani. Şöyle söyleyeyim ben 90 dakika tamamını izledim. Neyse, ben tabii bunu gördüm. Adam en azından oraya kadar şuraya bak ya. İki tane stopere bak aradan şimdi, gittir. Ben bunu kabul etmiyorum işte. Şu pozisyonda biraz sonra tabii şu an istemeyeceğim ama tekrar döndüğü zaman sadece bir noktayı söyleyeceğim. Aynen şu ya böyle bir şey olur kaçırılan mu? Kaçırılan pozisyonda bir şey söyleyeceğim sadece. Marcao'nun hep şunu iddia ettim. Marcao yanında oynayan stoperi çok fazla yükseltir diye. Hı hı. Şu pozisyonda Nelson için mi diyorsun? Tabii. Şu pozisyonda Marcao olsaydı, az evvel geçen pozisyonda Marcao olsaydı orada ters kademeye rahatlıkla girebilirdi. Aslında onu Marcao'nun cezalı olduğu süreçte Süper Lig'de tabii gördük ki. Sanki değil mi? Onun gelişiyle birlikte Nelson'un da sanki hem biraz daha şimdi, işte iyi bir partner oldular. Rahatlığı ve güveni %100 arttı şimdi, gibi bir durum vardı. Maçla tabii ilgili tabii biraz da notlar. Abdülkerim kardeşimize biraz çabuk oynamasını öğrenmesi lazım. Yani gol öncesinde o kadar çok düşünüyor ki Abdülkerim. Ki benim için en büyük handikap Abdülkerim noktasında bu. Çok risk almayı seviyor. Mu? Düşünüyor hocam. Yavaş oynuyor. Düşünüyor. Yani. Hemen bir fıkra anlatayım çabuk gülelim. Buyurun hocam. Şimdi hocam fıkranı kesebilirim. Pozisyon gelirse. Ha gelirse hemen. Pozisyon gelirse ben hemen keseceğim. İkinin arasından top geldi ya orada bir şey evet. Durabilir miyiz acaba? Durduramıyoruz ama oraya öyle geldiğinde ha, tamam. Tekrardan. Bak hocam değil bak gör evet, bak. Geliyoruz. Ya şimdi çok... kime attı o pası? Büyük ihtimalle bir dakika dur bu pozisyonda bu pozisyonun öncesi ilk yarıdaki pozisyon. Gelecek birazdan. Şimdi orada hocam sadece şunu söylemek istiyorum. Futbolda takım arkadaşının meziyetlerini çok iyi bilmen lazım. Geçen sene Taylan, Berkan ve Çıkıldağ sırtı dönük top almayı bilmeyen çocuklardı, oyunculardı. Burada da Yunus Akgün'ün pası herhalde büyük ihtimalle. Evet ama şimdi, Muhammed de iyi koşu yaptı. Bir stoperin Taylan'a, Berkan'a ve Çıkıldağ'a sırtı dönük top atmaması lazım. Bunu öğrenecek hocam oyuncu bir kere. Bu bir bilgi. Durmasın. Öyle yandırsın. Ha çocuk şunu der mi Abdülkerim? Ya kardeşim burası Galatasaray seviyesi değil mi? Evet Galatasaray seviyesi ama
Tayland, Berkan mesela, Çıkırdağlı. Mesela evet, şimdi bakıyorum Tayland'a eleştiriler yine var. Hala problem yaşıyor. Ya. Mesela Emre Doğan demiş ki Galatasaray'da hedef yok gibi oynuyor. Geçen sezonun problemleri hala yaşanıyor. Daha çok Galatasaray'ın problemi mental gibi geliyor bana. Şimdi şöyle bir bakıyorum hızlı hızlı. İşte 11'e ben sadece şunları yazarım demiş mesela bir izleyicimiz. Mustera, Nelson, Emre Akbaba, Oliveira, Yunus ve Kerem. Acil transfer diye bağırıyor takım. Bağırıyor. Diye de eklemiş şu mesela. Şu golü yerken o kimdi orada? Böyle genel ben yorumları şimdi derleyebiliriz. Ben. Benzer şeyler söyleniyor zaten genelde izleyicilerimiz yani tarafından. Şurada Kerem ve Yunus, ortada Emre Akbaba net şunu söylüyor. Zaten Yunus'un 3 asisti var hocam maçta. 3 net böyle çok hadi at abi artık bunu diyeceğin asisti var. O 3 asisti heba oldu. Bak hocam şu pozisyona bak şimdi. Yunus yine pozisyonun içinde. Ama bu şanssızlık yani vurdu. Ve hani Yunus'a da ne olur artık şu geniş alan topçusu demeyelim. Şu pası dar alanda atacak kaç tane oyuncu var ligde? 2, 4, 6, kaleciyle 7 kişi. Yani hocam şu pası bak bak. Bakar mısın? 1, 2, 3, 4, 5, 6, bu zeka 4, ister. 2 daha geldi. Ya bak şimdi şu topta herhalde bakayım. Bu top mu? Yok. Şimdi şey ikisinin arasından ya. Bak burada çıkıl daha geliyor. Ben de dedim ki o kademesi iyi. Yani. Tamam. Oraya kadar gelmesi ya en azından bir şeyi var yani savunmaya çaba, doğru koşuyor yani. Tabii ki çaba. Gelmese gol biliyor musun? Elbette, orta sahalı elbette, herif. Elbette. Şimdi burada bir pozisyon daha var. Peki şimdi biz bu bak maçta ne görüyoruz? Şu hangi eksikleri bak, bu görüyoruz? Bak biraz şurası var ya pardon. Geçelim. Böyle bir yanlış savunma pozisyon alma. Olmaz arkada. İki stoper şimdi bu maçta gördün mü? Evet. Aradan gidiyor. Ben buna bu biraz iletişimsizlik sanki değil mi? Ha öyle durulmaz. Ben anlamam ya iki tane stoper ben aldıysam şeyden yani dünya para verdiysem öbür Nelson Abdülkadir böyle duramazlar arkadaş. Hocam, Galatasaray... Bak ikimiz stoperiz. Düşünemiyorum. Sen de santrforsun. Buradan aramız geçiyor. Bomboş. Böyle bir şey olur mu arkadaş ya? Ben bunu asayım ya. Galatasaray'ın problemi. Şimdi mesela hı, rakip bile iyi gözüktü Galatasaray'a nazaran. Yani bir pas sirkülasyonu var rakipte. O pas ritmini sağlayabiliyorlar. Galatasaray'da bu pas ritmini sağlayamamasının sebebi. Şimdi bazen futbolda şey vardır. Bazı oyuncunun önüne düşer top zannedersin. Abi top doğru konumlanırsan hayır, düşer önüne. Doğru konumlanmak tamam bu da güzel ama hareketli bir oyuncuysan top senin önüne düşer. Şimdi Galatasaraylı oyuncular böyle bekliyorlar bizim gibi. Yani şu an bizim olduğumuz, durduğumuz gibi stabil bir şekilde bekliyorlar ve top hep rakibe gidiyor. Yani bu kadar hareketsiz bak, bir orta saha. Tamam da bir şey söyleyeyim mi? Ben onlara bak takmadım. Hiç, o bu falan. Hocam çok hareketsizler. Ya tamam da ya şu pası atıyorsun iki kişinin arasından olmaz. Böyle bir duruş yok ya. Ya aklım sır, beynim duruyor. Şimdi o iyi arkadaşı ben orada durdururum. Şöyle hoca olsam. Ya kardeşim ne yapıyorsun sen? Ne biçim stoper oynamak? Nasıl olur biliyor musun? Şimdi sen santrforsun. Biz ikimiz stoper mi? Ya boş ver ben bunları hepsi hiçbir şey bilmiyorum. Bir tanesi santrforu gelir. Öbürü de kademesinde durur. Böyle durulmaz. Biz de dörtlü diye sıraya düzlüyoruz. Aradan geçiyoruz. Ya bu facia ya. Bitti. Onu kabul etmiyorum. Bak ben öbürlerine hiçbir şey demem. O bu falan. Ama o pozisyon alışı bitti beni. Ya bitirdi. Bitirdi arkadaş. Şu pasa bak hocam. Ya, bu da iki. Pas müthiş canım. Muhammed'in yani alışı da çok iyi bu arada ama vuruş ama, daha iyi gelebilirdi. İyi yere vurdu problemi canım yani. Yani çok bir iyi kaçıyor. Bir tane daha var. Offside'dan da saklıyor kendini aslında. Ama sanki pas geçen sezon başına göre biraz daha hazırlıklı. Bak hocam güzel, bu pozisyonu bahsediyorum. Şurada hı, yüksek ihtimalle Berkan'a attı o topu. Berkan sırtı dönük top ağlamıyor. O zaman nasıl oynayacak Galatasaray'ın ortası? Berkan'la aslında oynamayacak. Tayland'la bak, oynamayacak. Çıkırdağ'la oynamayacak. Bak, yani yine çıkarken top kaptırılıyor. Ya, yine sırtı dönük top alamıyor. Sırtı dönük hiç adam böyle bir şey yok. Alamayacağım. Bak bir dakika ya sırtı dönük oynanmaz. Bak. Futbolcu sırtını taç çizgilerine verecek. Hocam olmaz. Orta sahada merkeze oynadığın topu nasıl alacak oyuncu? Ya yandıracak. Çapraz koşuyla ha, böyle top alırken atılır. Eyvallah. Normal duruş olmaz olur hocam zaten. Yani böyle sırtını yani santrfor gibi yaslayacak olmaz değilse öyle bir şekilde orta konum alma geçen diye bir şey Tayland var. Geçen Tayland öyle yaptı ya Trabzon maçında kaptırdı 7 golü son dakika. Ya futbolcu bak. Futbolcu. Hocam bunları arkasında kim öğretiyor bu çocuklara? Hocası öğretecek. Hocalar hani hangi hocalar? Bu seviyede mi öğretecekler? Öğretsin. Ya o öğrenmez diye bir şey yok hocam, ya Allah vallahi aşkına bak, ya. 10 yaşındayken daha ilk öğrendiğim futbolda aa ne kadar güzel bir şeymiş dediğim bir şey bu. Ya birisi bir hoca ya yanıma geldi. Sen dedi yanlış top oluyorsun. Nasıl alınır? Bir kere dedi şöyle duracaksın. Eller şu şekilde açık. Dizleri birazcık şu şekilde onu tek tek gösterdi. Şimdi göstermiyorlar mı bunları? Herhalde ya ben şu kameraman arkadaşlarım yani öğretmesem şu açıyla en azından abi bu görüş açını biraz herhalde daha çoğaltırsın. Ya şimdi bak diye. Tayland hatırlıyor musun o pozisyonu arkası dönüktü evet ben. Şöyle dursa yani taç çizgisine baksa
Buraya da görecek, alacak, dönecek. Trabzon'dan yenilen gol. Onu işte, onu anlatıyorum deminden beri. Ya sen dinlemiyorsun beni galiba, taktın şeyleri. Oraya bakıyorum, kusura bakma. Yani anladın mı? Bunlar öğretilir. Ya alamaz öyle bir top. Oraya zaten top attırmam ben kaleciye. Göbeğe top attırmam. Stoperden göbeğe top attırmam. Abdülkerim çok atar ama hocam. Ya olmaz. Olmaz arkadaş. Abdülkerim'in en sevdiği işlerdir hocam. Tabii eksikleri de yavaş göbeğe yavaş görüyoruz aslında. Bak, göbeğe top attırmam. Bak, yani orta şuraya bak. Ya şu sahneyi gördüğüm zaman şurada durdursa arkadaş. Bu ikisini de alacaksın. Tamam mı? Az kaldı hocam. Sezon başlayınca bol bol durdururuz. Ama olur mu yani? Tamam şu var ya. Şimdi hemen Fıkra'yı anlatayım ben geçmeden. Tabii hocam, ağır buyurun. Oynuyor. Araya gideceğiz zaten. Temel şeye gidiyor abi, Aydın'a. Aydın'ın arkadaşı buna her tarafı gösteriyor. Bu nasıl, şu nasıl, bu nasıl, o işte yemişlik falan. En sonunda şey oynuyorlar, Zeybek. Nasıl diyor bizim Zeybek? Uy diyor, bu kadar düşündükten sonra ben de oynarım bunu diyor. Şimdi güzel. Rahmetli Avni Kalkava ne yapmıştı bizim hocamız Fenerbahçe'de? Şimdi bunu düşündükten sonra arkadaş düşüne oynadın. Tık oynuyorlar ya yani. Hocam diye. Vallahi bunu, şimdi hani bunu asacaksın ya, bazı yerlere. Yani bu Fıkra'yı vallahi asacaksın bazı yerlere. Ya çünkü bizde ya abi bunu sezon başında futbolculara anlatıyordu bak, yani arkadaşlar sezon başında oyuncular gelen oyuncular öyle bir anlatılıyor ki bize. Ama ne olur şu baskı halinde de bu çocuklar aynı şeyi yapabiliyorlar mı bir bakın ne olur. Hani ya, oyuncuların nesin nasıl bakılıyor be nasıl ediliyor nasıl transferi güzel bir şey söylüyorsun. Çalıştırılmıyor. Çalıştırılsa bunlar olmaz. Bak göbeğe top atamaz. Stoper benim orta saha böyle göbeğe top niye atamaz. Kaleci ata, kaybet hepsini kaptırır. Çünkü arkası dönüp almasını öğret. Ha tamam işte. Al ya, ya ben burada oturuyorum öğreteceğim ama bak buradayım ben şimdi. Vallahi bizi çalıştırmıyorlar. Hocam vallahi. Şimdi bir transfer gelişmesi daha ekranlarınıza yansıyor. Joshua King resmen Fenerbahçe'de sarı lacivertliler 30 yaşındaki oyuncuyla 2 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu. Joshua King transferi de artık resmiyet kazanmış oldu. Şimdi bir araya gideceğiz. Aranın ardından hem Joshua King'i Fenerbahçe'de konuşacağız. Hem buna rağmen acaba takımların eksikleri neler? Hangi bölgelere takviye yapacaklar? Gündemde hangi isimler var? Hepsi son sayfada olacak kısa bir ara. Yeniden merhabalar. Son sayfaya kaldığımız yerden devam ediyoruz sevgili izleyenler. Araya giderken Joshua King son dakikasını paylaşmıştık sizlerle. Fenerbahçe'den resmi açıklama geldi. Oyuncu 2 yıllık sözleşmeye imza attı. Biraz Joshua King'i konuşalım. Nasıl bir transferdir? Şimdi tabii center forvet arkası, forvet yana, çift forvet gibi konumlandırabileceğimiz bir isim. Ama buna rağmen acaba Fenerbahçe bir center for daha alacak mı diye sorular geliyor. Niçin? Şimdi ben Fenerbahçe'nin bir matematik içerisinde transfer yaptığını düşünüyorum. Ki transferler de bunu aslında teyit ediyor. Fenerbahçe'nin kadrosunu göz önüne. Yani Jesus'un oynattığı oyunu izlediğimde aslında bir net santfor istiyor. Yani orada biraz daha pivot bir santfor istiyor. Çünkü bu oyunda Arao transferi bile ne kadar eleştirsem de oyuncunun yaptığı o terse uzun toplar, santfora atılan direkt toplar bunları iyi yapabilen bir oyuncu olduğu için aslında kafasındaki oyunu ve oyuncuları da yavaş yavaş oluşturmaya başladı bence Jorge Jesus. Bu yüzden de bir transfer daha yapmasını bekliyorum ben santrfor noktasında Fenerbahçe'nin ama Fenerbahçe Weghorst'u alsaydı o çok iyi cevap verirdi. Fenerbahçe'de tam Jorge Jesus'un istediği santrfor tipi bence o tip bir santrfor tipi. Şimdi bu kim? Bu ne oynuyor bu? Anladığım kadarıyla şimdi hücum oyuncusu. 9.5 hücum. Ya kaç tane adam var arkadaş? Ben aklım sırrım ermiyor ya. Çok bana göre var. Lüzumsuz yani. Samatta, bu Valencia, Serdar Dursun, Berisha, Joshua King'i de oralara yazabiliriz oralar artık yani, tabii. Sen 9.5 falan dedin ya hani Arda'nın yeri, Arda'nın yani. Orada da oynuyor. Şeyin orada Crespo'nun... Forvet arkası da oynuyor, pardon, çift forvet yani, işte, oynuyor. Ya, aklım sırrım ermiyor. Vallahi ben pek şey yapmıyorum ya. Şunu da söylüyorum size burada bak. Kim gelirse gelsin ha çok büyük bir transfer olur. Yani 5-10, 8-10 milyon euroluk. Gene Serdar Dursun oynar Valencia'yla. Ben olsam almam. Ha alacaksam tamam çok iyi bir santfor alırım. Tamam mı? Yani para 10-15 hani o türde bir adam alır. Yoksa bunlar oynar. İkisi oynar yani hiç boşuna. Belki son 3 yılı çok iyi geçmemişti tabii Joshua King'in. Rakam anlamında da. İstenilen seviyede değildi ama ondan önce güzel bir dönemi var. Eda'yla birlikte.
Ya elbette ama burada Jesus'un belki çift santrfor isteği, orada tamamlayıcı bir oyuncu olması. Valencia bu arada maçlarda bunu o kadar iyi yaptı ki ben Fenerbahçe'nin hazırlık maçlarında Valencia'yı çok iyi gördüm hocam. Zaten çok. Yani bir de oyuncu şu anda oyundan çok zevk alır pozisyonda oynuyor. Neden? Çünkü oyuncu buraya geldiğinden bu yana hep şunu hayal etmiştir. Ya biz Tigres'teki o Gignac'la beraber çok iyi bir partnerdik diyebilir. Ve şu anda da hala o Joshua King'le onu yapabilir mi? Onu da deneyebilirsin. Ama Serdar Dursun'la beraber Valencia ikilisi daha şık duruyor. Onu söyleyebilirim. Peki bir şey soracağım şimdi. Bunlar ikisi ama oynuyor. Bu orta sahada kaç kişi oynayacak anlamı? Fenerbahçe 15 kişi mi çıkacak sahaya? 3-4 kişi oynayacak hocam. Nasıl 4? Ya kenarları sayma. Kenarlar orta saha değil ya. Bu medya çok enteresan yani. Kenardakiler orta saha sayıyorsun. Santfor'un arkasındaki. Onlar var kenarda. Şu göbekte. Hı hı. Şimdi 2 kişi oynuyor mu? Hı hı. Orada. Hı hı. 2 tane daha adam oynatacaksın. Hı hı. Yani 2 tane daha adam oynatacaksın. Bu yeni gelenle kim oynayacak? Lincoln mu? Arda mı? Zayt mı? Hocam. Bir daha Crespo mu? Arkada ben anlamadım. İrfan mı? Kim oynayacak ya? Hocam şöyle. Vallahi ben inanamıyorum buna, transfer buna. Yazık günah bence ya. Bence şöyle düşünelim olayı. Şimdi Fenerbahçe'nin dörtlü bir savunma. Önde tamam. Araujo ile oynadı. Bak kenardakileri sayma yalnız bana. Tamam. Göbeğe say. Bütün 11'i sayalım. Hocam. Kafa karışmasın hocam tamam. İsterseniz. Yok, şöyle diyeyim. Şimdi Fenerbahçe dörtlü savunmayı dizdik. Sağda Samuel, Kim Minje, Zalai, Kim Minje, işte Ferdi. Minje kimi kaldığını düşünüyorsa tabii bu arada. Kalmama ihtimalini. Yine ne bir stoper alalım. Evet, stoper oynar orada. Tamam. Kim Minje, yani Zalai, şu an hani şu an ki tamam, genel neyse. Olarak tamam, şimdi Deniz oyuncu sakatlıktan çıktı vesaire. Önüne de Araujo'yu attım. Attın. Sonra bir kişi kaldı. Hocam şimdi Fenerbahçe'nin oyun felsefesinde, bence Jorge Jesus'un felsefesinde net kenar oyuncusu yerine merkezde biraz daha o çoğunluğu sağlayıp oradan problem çözecek bir takım istiyor Jesus. Yani o pas ritmini sağlayıp merkezden işi çözmeyi, o savunma arkasına, stoper bek arasına da oyuncu kaçırmayı hedefleyen bir Fenerbahçe var. Jesus'un kafasında atıyorum Crespo, Arda, Mert Hakan Yandaş ve İrfan Can diyelim. Merkezi böyle tuttuk. Bitti zaten. Hocam bir dakika vallahi şurayı bitireyim. Valencia ile de Serdar Dursun'u santfor yaptı. Sonra Fenerbahçe 65 dakika problem çözemedi. Az evvel bir dakika şimdi sen bunu bir kere anlat. Ben anlamadım yani izleyici nasıl anlasın? Şimdi yeni gelen transfer kenar oyuncusu yok hocam. Kenar hiç. Oyuncusu yok. Evet. Şimdi Fenerbahçe ileride çift santrofor kim? Valencia ile de Serdar Dursun'u yok, saydım. Yok bu geleni say. Ya da bu Joshua King'i saydım. Saydım. Hocam şimdi Fenerbahçe'nin matematiğinde Fenerbahçe 2 transfer yaptı. Bir Emre Mor transferi yaptı. Bir de Bruma transferi yaptı. Muallakta olan oyuncular. Yani kariyerlerinin hiçbir döneminde bir takımı alıp yani sürüklemediler. Ama bir şekilde çok iyi performans verecek izlenimini de verdiler. Yani birinci oyuncu olarak yetenekli bir hocam. Oyuncular. Çok ama yetenekli oyuncular. Ama bunlar kenarda oynuyor ya. Ha, şimdi Fenerbahçe 65. Rossi var. Tamam hocam İrfan Rossi'yi var. De sayalım. Tamam yani, İrfan'ı da. Hocam hangisini Bruma alacağım kadroya? Var, şey var. Anladı ama böyle bir senin dediğin gibi takım ama çıkmaz. Ama şurayı bitireyim hocam. 65-70'te de Fenerbahçe problemi çözemedi. Çözemediği zaman da şuna başvuracak. Benim kenar oyuncum var. Kim var? Bruma var. Emre Mor var. Rossi var. Bu gibi oyuncuları da oyuna sürerek bu sefer belki 4-4-2'ye geçiş yapan, belki 4-2-3-1'e geçiş yapan bir Fenerbahçe olacak bence. Benim gördüğüm. Yani ana planda yer almayan oyuncuları önce transfer etti ama Fenerbahçe. Ama şöyle de bir durum var. Yarın öbür gün Jorge Jesus'un ben illa formasyon diye tutturacağını düşünmüyorum. Baktı ki Bruma ile Emre Mor'dan da mükemmel fayda alıyorum. Ya da Rossi ile de şey de var. Ya da İrfan Rossi'den, da var. Ya da İrfan. Hocam kenarlarda. Ama burada şöyle söyleyeyim. Rotasyonu geniş tutmak ve oyun. İrfan'ı belki biraz daha artık içeri mi çekecek? Belki on numaraya nasıl çekecek? Ya hangisini oynatacak? Arda hocam, mı? Ama burada eli kuvvetli değil mi hocam? Lincoln mu? Öyle bak. Ya, ya vallahi aklımıza. Bir şey söyleyeyim mi sana? Bak ben şimdi yapılan bu transferleri bilmiyorum iyi kötü ama. Yani niye fazladan adam alıyor gibi merkezde geliyor merkezde çok, çoğunluk var evet. Ya merkezde şey çok fazla oyuncu var. Bunu kabul baktım ediyorum. Baktım sırrı vermiyor. Bir de söylüyorsun adamları şöyle böyle. Bu herif santfor gibi, on numara gibi. Ya kaç tane on numara var çok burada? Çok on numara var hocam. İrfan Pelkas. Can var. Mert Hakan var. Pelkas var. Zayt var. Arda, Arda Güler var. İrfan var. İşte var çok da var yani. Çok ben var. Aklım ya bu nasıl bir adam? Ya, aklım sırrı vermiyor arkadaş. Çift santfor oynadığın zaman
Kenarlar ne olacak yani buradan? Hocam peki Fenerbahçe... Şimdi sadece lig için değil, Şampiyonlar Ligi, lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nı da düşünerek yapılıyor bu transferler. Ama bence demiş mesela tabii ki, Şeytan Bey. Tabii ki ve şimdi hocam şöyle de bir durum var. Şimdi Fenerbahçe'de bugün işte Joshua King transferi, Aro transferi bunlar da yapıldı. Bayağı geniş. Fenerbahçe çok nokta bir santfor alsa ne hangi bölgede eksiği var diyebiliriz Fenerbahçe'nin sonrasında? Sağ bek, sol bek. Abi ne olur hani Samuel Osayi'ye ben artık sağ bekliğini ne olur tartışmayalım bu adamın. Yok ya ben, tartışmıyorum da Nazım Sangare nasıl dönecek onun için söylüyorum Nazım Sangare evet evet rotasyonda bir sağ bek ama bunlar çok ikinci planda kalması gereken yerler. Şimdi benim sol sağ bekim Ferdi ya vallahi ben de çok ikna olmadım baştan. Nova nasıl da düşünmüyor ya? Çünkü düşünmüyor. Hoca öyle görünüyor. Ama Ferdi varken Nova düşünmez ama Nova... Hocam ama Ferdi yani... ayarında bir oyuncu mu alacak sol beke Fenerbahçe? Sağda bırakıp olsun ilk orası olmasın. Nova bırakma. Ben sana söyleyeyim mi? Ferdi varken Novak zaten düşünülmez. Müthiş oynuyor Ferdi orada. Samuel de sağda müthiş oynuyor. Şimdi Şampiyonlar Ligi Ziraat Türkiye Kupası'nı düşünüp 10 numara 5 tane oyuncu alınıyorsa yani Ferdi'ye bir şey olursa ama ne olacak? Ama bir şey söyleyeceğim. Transfer daha sol kapandı Novak. Novak'a göndermeyi düşünüyor. Gönder. Salahi var. Salahi zaten hücumu iyi. Savunması o kadar iyi değil ki adamın. Yani öncelikli görmüyoruz. Sol bek mevkisini sol transfer bek, için. Yani sağ bek mevzusunda katılıyorum. Ben soruyorum. Sağ bek mevzusunda katılıyorum. Özellikle Nazım'la. Ortada o kadar çok lüzumsuz adam alındı ki. Burada hemfikiriz. Sağ bek lüzumsuz demeyelim de yani bana çok alternatifli bir kadro. Şurada yani. Elbette Fenerbahçe bu kadar merkez oyuncusunu ne yapacak sorusu bende de gündeme geliyor. Ama şu var Fenerbahçe bir santfor alırsa ilk 11 bazında hatta ilk 15 bazında diyelim. 15-16 bazında iyi bir kadroya sahip bir Fenerbahçe olacak. O santfordan kastım da Sherlock tarzında, Vedat Muriç tarzında oyunu biraz attığın zaman o kendinde tutabilecek hatta kendi bile gidebilecek tarzda bir santfor alırsa. Ya o Serdar'ı nasıl beğenmiyorsun evet. Ya? Şimdi ya ama Serdar'dan daha iyisi yok. Valencia'da Serdar'ın üzerine alacağın adam 20 milyon euro. Bak söylüyorum sana. Bu ikisinden daha iyi adam 20 milyon euro verir. Alırsan ben tamam derim. Ama onun haricinde bunlar oynar. Niye hocam? Vedat Muriç'i 20 milyon euroya mı aldı Fenerbahçe? Şimdi, ya Serdar'ın ondan ne eksiği var ki ben anlamadım. Ama ya. Vedat Muriç de geldiğinde tartışılmıştı. Ya bir şey söyleyeceğim. Bir sürü atamamamıştı. Tabii, sonra sakatlık yaşadı tartışıldı biz yani Mark Vedat Muriç. Biz falan da tartıştık vallahi. Ya, yani şey biz kalktık ya. Vedat Muriç'i tartıştık. Demek Serdar'ın gelir gelmez hemen... Skora katkı vermediği an Fenerbahçe'de golce eleştirmeye başlanıyor zaten. Şunu hiç hep göz ardı ediyoruz. Ya bu oyuncu ne yaparı düşünmüyoruz. Ya Serdar'ın gol atmadığı maç var yani, mı? Yani benim anladığım yani kaç şu tane anda söylediğin Fenerbahçe net bir golce olursa artık daha fazla transfer ihtiyacı yok. Yok var. Diyorsun. Hayır demiyorum. Ha, var mı? Demiyorum. Tamam. Hala ama bakın yani ne olur bir de takımlarımıza ve yöneticilere haksızlık yapmayalım. Ya 2 ya da 3 örnek vereceğim. Şimdi kaç tane vereceğim aklımda yok ama aklıma gelenleri vereceğim. Şimdi Sevilla'da bir kulüp var. Marcado'ya bir oyuncu aldı. Ya hiçbir Sevilla taraftarı kulübü falan basmadı. Sosyal medyadan baskı yapmadı. Ne oldu bu Marcado transferi falan demedi. Bir ayda adam transfer bitirdi ya. Bir aydır adam stoper alamadı ya. Koskoca Sevilla takımı gelir anlamında bizden çok daha refah düzeyde olan Sevilla takımı buradan oyuncuyu bir ayda getirttiremedi ya. Bir Sevilla taraftarı da ne oldu kardeşim bizim stoper falan dedi mi? Yok. Beşiktaş Weghorst transferini bir ayda bitirdi. O kadar iyi bir oyuncu ki çünkü bir ayda bitirebiliyorsun böyle iyi bir oyuncu. O kadar iyi bir oyuncu ki marka ancak bir ayda bitirebiliyorsun böyle oyuncuyu. Fenerbahçe'de ya Ağustos'un sonuna kadar süresi var. Ha diyeceksin ki Şampiyonlar Ligi var. Yani, eyvallah. Evet. Ha, keşke yapsa ama eldeki imkanlar da çok böyle refah içinde yüzmüyor ki kulüplerde. Ya transfer işi o kadar zor ki. Ve işin kötü yanı kulüplerimizle birbirinin kuyusunu da kazıyorlar maşallahları var. Biri bir oyuncuya talip oluyor. 2 milyon alacağın oyuncuyu hop öbürkü talip oldu diye 3 milyona getirtirebiliyorsun anca. Ya şunları bir sulh içerisine girseniz dünyada oyuncu kalmamış gibi evet. Birbirlerinin oyuncularıyla ilgileniyorlar. Yok mu sizin hiç transfer aklınız? Şimdi Kaan Ayhan var gündemde değil mi? Bir Trabzon'dan şeyin de. Galatasaray'a da evet yazılıyor. Şimdi Beşiktaş'a da yazılıyor. Şimdi Galatasaray'a şöyle bir geçiş yapalım. Yine konuşacağız tabii ki eksik bölgeleri ve soru görüşler üzerinden de son bölümde uzun uzun ama Galatasaray Futbol Direktörü Cenk Ergün'ün açıklamaları vardı. Bugün bazı iddialar da kendisiyle ilgili ortaya konmuştu. Bir izleyelim konuşalım. Evet açıklamalar bu şekilde. Son olarak João Pedro transferiyle ilgili de açıklamalarda bulundu Cenk Ergün. Bugün tabii bazı iddialar da ortaya çıkmıştı. Onlara da yanıt vermiş oldu.
Evet. Daha devam ediyoruz. Görüşmeler de sürüyor, ilgimiz de devam ediyor dedi. Ama çok kritik şeyler söyledi bence. Galatasaray'ın düşünmesi gereken şeyler söyledi. Kol kırılır, yen içinde kalır mantığıyla yine Cenk Bey o Galatasaray kültüründen dolayı bazı noktalarda bence suskun kaldı. Ama benim anladığım şu, bugün Galatasaray'da transferde tek yetkili Erden Timur. Bu ikinci plan mı? Tabii. Bu arada bir şey söyleyeceğim. Şimdi hocam, kol kırılır yen içinde, yen ne biliyor musunuz? Biliyordum, birisi söylemişti bana hatta ama... Kol kırılır yen içinde kalır. Evet. Yen şu... şey değil değil mi? Yen bu, kol. Ha. Şey var ya, ceket, gömlek, ha. Şu yen. Yen içinde kol kalır. Kol kırılır, bu yenin içinde kalır. Evet. Buradan şimdi, güzel bir hocam, bilgi verdik bak. Değil mi? Öyle. Baştan toparlayayım hocam şurayı. Şimdi ben izlerken ve dinlerken Cenk Ergün'ü, ben Galatasaray yönetimi buraya gelirken başkanlık seçimi öncesinde vaatlerinden biri de Cenk Ergün'dü. Sayın Dursun Özbey'in vaatlerinden biri Cenk Ergün'dü. Niye Cenk Ergün'dü? Bence şundan dolayı. Cenk Ergün Galatasaray'a geldiği dönemde 7 transfer yapmış. 7. Ve bakıyorum bu transferlere. Ndiaye'yi almış Cenk Ergün. Tuttu mu? Tuttu ve sattı. Fernando'yu almış Cenk Ergün. Tuttu mu? Tuttu ve sattı. Mariano'yu almış. Tuttu. Gomez'i almış. Etinden sütünden yararlandı Galatasaray. Belhanda'yı almış. Etinden sütünden yararlandı. Feguli'yi ve Maicon'u almış. Etini, sütünü, hatta İyi transferler yapmış. Ama tek tek açıklamak gerekiyor hocam bazen. Anladım şimdi, ama... Çok özel. Paralar iyi de paralar verdi biliyorsun değil mi yani? Burası 8 fayda, milyon, 200 fayda milyon. Fayda maliyeti yani. Bir kenara bırakacak olursak, çünkü çok transfer sayarım hocam. 15 milyon eurolar bile havada uçtu. 50 Türkiye'de. Milyon gitti işte. Şimdi Falcao'yla Falcao'lar falan da sayarız. Yani inan oraya girersek zaten işin içinden çıkamayız. Evet. Ama bugün Galatasaray'da futbol aklı benim anladığım Erden Timur'a teslim edildi. Erden Timur'un şu anda... Bence şunu yapması gerekiyor. 7 transfer yapıp Galatasaray'a ya da 6 transfer şeyle Sergio Oliveira ile birlikte 5-6 transfere ihtiyacı var. Ve bu atışlarda nokta atış yapması gerekiyor. Çünkü benim anladığım kadarıyla Cenk Ergün biraz küsmüş. Şimdi böyle bir ortamda böyle bir futbol aklını dışarıda bırakmak bana çok akılcı gelmiyor. Galatasaray'ın aklı gibi gelmiyor. Yani benim hafızam, ben 85'ten bu yana birazını böyle en azından akıl çağına erdikten sonra diyelim. Hadi 90'lardan itibaren Galatasaray'ı da takip ederim, diğer takımları da takip ederim. Galatasaray'ın bir aklı olduğuna inanırım hep. Ama şu verilen kararın, seçim öncesinde biz Cenk Ergün'le yola çıktık, futbol aklımız Cenk Ergün diyor diyen Galatasaray kulübünün, bugün Cenk Ergün'ü futbol aklı kabul etmeyip Erden Timur'u futbol aklı kabul etmesi bana biraz tuhaf geldi. Erden Timur çok sevilen bir figür Galatasaray'da. Hatta seçim öncesi sürecinde de çok seçim yüzüydü. Seçim yüzüydü. Ama elinde böyle bir değer varken onu küskün hale getirmek yerine ben onun futbol aklından faydalanmayı yeğlerdim. Ama tabii ki şu var. Belki de fikir alıyordur belki. Tabii ki bilmiyorum ama hani benim anladığım şu anda ortada bir hiyerarşik bir düzensizlik var. Ama şunu anladım ben, yüksek ihtimalle Galatasaray'da santfora mükemmel bir isim gelecek. Bu bir. Sağ kenar, sol kenar zaten halledilmiş. Herhalde 10 numaraya bir mükemmel isim gelecek. 2. Sonra 6 numaraya Gueye'yi getirecek Galatasaray. 3. Abdülkerim transferi. İdris değil mi? Evet. İdris'e Gueye. Harika bir oyuncu. Gueye, Gueye hepsini diyebiliriz. Şimdi. İdris de ya, bizden ya İdris. Sonra bu orta sahalar ne olur ne olmaz diye bir yedek orta saha daha transfer edecek Galatasaray. Yok canım kadarıyla. Daha neler. Artı sağ bek tarafında herhalde Sacha Boey de gönderildiğine göre Omar yerine bir isim daha transfer edilecek. Etti sana 5. Sol bekte de Patrick Van Aanholt'u biz yetinmeyiz deyip 6 oyuncu transfer edecek Galatasaray. Bence Erden Timur bu yüzden yüksek ihtimalle o göreve geldi. Ve Cenk Ergün'e dedi ki, Cenk Bey biz buraya kadar tamam ama bundan sonra biz başka bir vizyona geçiş yapıyoruz. Galatasaray'a ben 6 oyuncu alacağım Erden Timur ve ekibi olarak.
Çünkü başkan cüzdanını da çıkarttı seçim öncesinde. O cüzdanı da masaya koyduktan sonra Galatasaray bence 6 mükemmel transfer yapacak herhalde. Ben onu anladım. Bugünkü açıklamalarda. Tamam da şimdi sen dedin ki Cenk'den akıl alsınlar, hem de diyorsun ki bak ne güzel 6 tane adam alacak. Akıl akıldan üstündür. Tamam da ya şimdi bir dakika, burada o isimler vardı. Galatasaray alacaktı bir tane İtalya'dan 10 numara müthiş bir herif. Hem santrafor oynuyor. Joao Pedro. Pedro. Ne oldu? Galatasaray'a şu an çok İdris çok için güvendiğim bir mesaj aldım. Nedir? Yani ben bunu her yayında söylemem. Çok güvendiğim bir isim. Seferovic'te şu an Galatasaray çok olumlu gidiyor. Şimdi Nevzat da şeyi söyledi. Çengel dedi birisinin için ya. Çengel dedi bir şey. Çengel? 6 numara. Çengel gibi dedi ya. Alınacak dedi falan. Dedi. Galatasaray şöyle söyleyeyim. Eğer çok fazla isim konuşuluyor bu arada Galatasaray'ın transferleri şey konusunda ama tabii. Ben probleminin gerçekten santrafor olduğuna da inanmıyorum. Yani en önemli, en öncelikli yerinin santrafor olduğuna inanmıyorum. Bugün bile şu neydi adı takımın? Feher var mıydı? Mol Feher var. Mol Feher var. Takımından bile yediğin geçişler, rakibin yaptığı hücum geçişlerine bakıyorsun. Ya bir dinamizm yok orta sahada. 6 numara pozisyonunda G'ye miydi, G'ye miydi? G'ye. G'ye diyelim. Tamam. Fransızca bilen bir arkadaşıma sordum. O da yanıldı demek ki. Bak Galatasaray Lisesi mezunu. Valla ben anlatımları dinledim. G'ye diyorlar. Ya niye yani. İdris demiyoruz İdris'o ya? İdris diyeyim. Neyse gelirse yani. Kendisine Allah soruyoruz. Allah. Gerçi soruyoruz onu da kabul etmiyor bazen. Ya ben Gueye diyeyim şimdilik. Tamam, ama. Ya, İdrik, yani, Türkçe isim işte İdris'o. İdris de bitsin U'yu, yani. U'yu yokmuş gibi oku. Darılır mı yani? G'ye gibi evet. Yani, U'yu yokmuş gibi oku i̇şte dedi. İşte G'ye oluyor. Ama o yüzden Fransız aksanı yok bende onu yapamıyorum. U'yu çıkarıyoruz G'ye. Ablama neyse. Sordum ablam cevap vermedi sağ olsun. Babam da sana selam söylemiş ailece. Selam söyle. Bütün aileye. Benim kardeşim Senzel mezunu. Öyle mi? Ona da soralım hocam. Benimki de Senpuşeri mezunu hocam. Damdösyon mezunu. Ne yapalım? Maçını da hani Paris Saint Germain'de oynuyor ya buluruz. Sorayım bakayım ona. Ben buldum G'ye diyorlar. Neyse. Ben kimim kıvamına geldik mi ya biz? Biz neyi konuşuyorduk bu arada? Sanki ben kimim kıvamına geldik. Ben hiç bilemiyorum onları ya. Olsun hocam. Neyse. Buraya ben kopya vereceğim. Eğlenelim sana. Zaten. Ben bilemeyen olarak. Bu yarışmaların bu formatları daha çok eğlenmek evet. içindir. Burada birlikte izleyicilerimizle birlikte onların da tahminleriyle birlikte keyifli vakit geçirmek için yapıyoruz bu küçük eğlenceli bölümleri. Evet. Hadi bir ben kimim diyelim. Geldi ekrana. Kariyerimde 9 farklı takımda forma giydim. Şu an MLS'te oynuyorum. Barcelona'ya tarihi bir gol atmıştım. 6 kupa kazandım. Antrenman biterdi. Thiago Silva çalışmaya devam ederdi. Ben kimim? 9 farklı takımda. İstikrarsız oyuncunun teki hocam. Öyle düşün. Çok aranan bir oyuncu belki de. MLS'e gitti. MLS'te kim oynuyor? Oynuyor mu şu anda? Evet. Öyle mi yazıyor? Evet. Falcao değil mi? Değil. 9 farklı takım. Türkiye'de oynadın mı? Barcelona'ya tarihi bir gol atmış. Bu Barcelona Chelsea maçlarından bir çocuk hocam bu. Değil mi? Yabancı mı Chelsea ya? Chelsea'li mi bu? Biraz bırakıyorum beyin fırtınası yapmanız için. Bana birazdan biraz... ipuçları da vereceğim. İzleyicilerimizden de bakayım yanıtlar var mı? Bu Chelsea görmüştü genelde hocam. Genelde çok iyi bizim izleyicilerimiz ben kimin bölümünde. Bakayım gelmiş mi? Chelsea görmüş vallahi mi? Gelmiş. Hemen mi gelmiş? Ya yani ikinci sırada gelmiş. İkinci sırada. Arkadaşlar evet. ikinci sırada olanları bize öyle söyleme. Şöyle bakayım. Bale değil. Gareth Bale değil. Higuain değil. En azından öyle Chelsea biraz. Chelsea gördüm onun kopyasını ver. Chelsea mi? Evet. Chelsea gördüm. Vereyim mi? Biraz daha. Biraz daha sus. Hadi biraz birazcık daha. Birazcık daha hadi. Vereceğim birazdan ama bence azıcık daha düşünebiliriz. Çok iyi. Hala oynuyor mu? Oynuyor. MLS'de oynuyormuş işte hocam. Hı hı. MLS'de. Ya yani bu böyle nasıl diyeyim kariyeri. Çok düzenli olmayan, iş çıkış yapan. Yok bence dokuz takımda oynadıysa iyidir ya. Ne? Pato Barcelona'ya gol mü attı? Gibi gibi dedim, geldi valla. Pato Barcelona'ya gol attı mı? Atmış. Evet gelsin bakalım doğru yanıtımız. Abi hiç sevmediğim oyuncular var. Alexander Pato valla bildin. Yani bir ara Galatasaray'da çok yakından ilgilenmişti. Bilen gerçekten izleyicilerimiz var ama ilk bir dakika bakıyorum. Bakıyorum. Ya, bu kadar bakıyorum. Emek.
İbrahim Aydın Bey bilmiş. Tebrik sonrasında ediyoruz. Tabii çok kişi var. Selman Numa bilmiş. Selman Bey yalnız tebrik ediyorum. Kupa kazanmış. Utku Kahraman bilmiş. Epey var bilen. Hemen başlarda. Yapıcı olmadan da sonradan izleyicilerimiz yazmış. Şimdi hala ara ara sistemleri görüyorum. Programımızın son bölümünde daha çok sizin sorularınızı hep yönelteceğim izleyici yorumcularımıza, izleyicilerimizden gelen. Ama zaten genel olarak benzer sorular geldiği için üst üste zaten biz de onları konuşuyoruz. Şimdi Beşiktaş'ta devam edeceğiz. Beşiktaş'ta sportif direktör Ceyhun Kazancı'nın açıklamaları vardı. İzleyelim, konuşalım. Beşiktaş sportif direktörü Ceyhun Kazancı'nın açıklamaları bu şekildeydi. Bugün bir basın toplantısı düzenledi. Tabii Beşiktaş'ın çalışmaları devam ediyor kamp süreci Avusturya'da. Ve tabii ki aslında açıklamalar hep başkanlık seçimi döneminde %80'inin en azından yeni transferlerle birlikte oturmuş kadronun %80 gibi bir oranda tamamlanmış haliyle kampa yetişmesiydi. Benzer bir orana da ulaşılmış gibi görünüyor. Yeni transferler de takıma katıldı. Tabii bununla birlikte hazırlık maçı, ben bunu hep söylüyorum. Bilmiyorum katılır mısınız ama hazırlık maçı anlamında da şöyle bir listeye bakınca Beşiktaş'ın gerçekten zorlu hazırlık maçları oynayacağını, sanki kendisini biraz daha fazla deneyeceğini görüyoruz. Tabii. Oynanan maçlardan, işte yapılan antrenmanlardan, açık olan bölümlerden, açıklamalardan, oyundan neler çıkarıyoruz? Gelişimi nasıl görüyorsun Serdar? Yine başlayalım seninle. Bir kere Ceyhun Bey'in açıklamaları için tebrik ederim kendisini. Hatta verilen karardan dolayı tebrik ederim Serdar Saatçi konusunda. Çünkü ben genç oyuncuları çok severim. Onlar için gerçekten çaba bile sarf ediyorum. Çünkü biz de futbolun bir paydaşıyız. Ve bu yüzden de genç oyuncuların daha çok süre almasını isterim. Ama bir şerhim olur. Genç oyuncular önce kulüplerine saygı duyacaklar. Nerede yetiştiklerini bilecekler. Transfer pazarlığına girmeden önce, menajer pazarlığına girmeden önce ya da disiplinsiz davranışlar sergilemeden önce kulüplerine saygı duyacaklar. Nerede olduklarını iyi bilecekler. Bunu hatırlattığı için Ceyhun Bey'e, söylemi için hatırlattığı için söylüyorum sadece. Güzel şeylerden bahsediyorum. Bir şey söyleyeceğim ama 39 derece ateşte oynadım. Bu doğru mu yanlış mı? Ben onu anlayamadım. Ben genel olarak Ceyhun Bey'in açıklamalarını bahsediyorum hocam. Beşiktaş'a saygı duyulmasını istiyor. Herhalde canım, yani bir şey söyleyeyim de. Şimdi bu geçmiş dönemde ben çok iyi hatırlıyorum. Sayın Başkan Fikret Orman'dı. Evet. Beşiktaş stadyumu yapılmadan önce hatta stadyumun içinde bir röportaj vermişti. Çok acayip hoşuma gitmişti. Ha dedim, Süleyman Seba'nın şu an en azından kemikleri sızlamıyordur dedim o gün. Ne dedi biliyor musunuz? Hiç aklımdan çıkmayacak. Gökhan Töre ile ilgili bir soru sordular. Gökhan Töre de kariyer sezonunu yaşıyor. Beşiktaş sözleşme verecek. Hayatının İlk profesyonel golünü burada atmış olan oyuncuya biz teklifimizi sunarız. Kabul ederse kabul eder, kabul etmezse de istediği yere gidebilir dedi. Bu bir duruştur. Kulübün prensiplerinin olduğunu gösterir. Çünkü oyuncu bir kariyer sezonu yaşıyor, 10 gol atıyor, 5 asist yapıyor, öyle bir sözleşme istiyor. Ya da genç oyuncu çıkıyor A takıma, bir bakıyorsun 6-7 maç sonra öyle bir sözleşme istiyor ki sanırsın Van Dijk'le transfer görüşmesi yapıyorsun. Güzel edemezler, kışın kiraz istiyor derler. Hah, bravo. Tam da teşbih güzel oldu işte, tam oturdu. Ya Allah'ını severseniz şu menajerlerinizin ağızlarına bakmayın. Serdar için söylemiyorum. Genel olarak çocuklar böyle bir algıya kapılıyorlar maalesef. Birazcık kulüplerinizle oynayın. Bu kulüpler zaten size hakkınızı verir. Kimsenin hakkı kalmadı bu kulüplerde bugüne kadar. O yüzden de biraz Beşiktaşlı gibi davranın, Fenerbahçeli gibi davranın, Galatasaraylı, Trabzonlu gibi davranmayı öğrenin. Yani bugün Feyyaz Hoca anlatıyor. Biz de çok program yaptı, anlattı. Biz de Süleyman Sebe'yle transfer görüşmesine giderdik. Aynen şunu söylerdi. Şu şeyi hemen şey yap, ondan sonra da şeye git, paranı al. Ne anladım şimdi bunlar? Biz diyordu ki, ha biliyoruz ki o sözleşmeyi imza atacağız. Tamam, olduktan sonra güzel bir Serdar Saatçi olursun. Beşiktaş'ta 150 maçı devirirsin. Biz deriz ki ya bu çocuk çok büyük sözleşmeyi hak etti. Onu hak etti, bunu hak etti. Sözleşmeyle ilgili bir sıkıntı mı var? Ya bunu örnek veriyorum. Bunlar çok konuşuluyor. Ben Serdar için sadece örnek veriyorum. Ne olduğunu bilmiyorum olayın. Güvende yaşandı mesela ama bir sözleşme. Güvende aynı problem. Şimdi rakam problemi. Rıdvan Yılmaz konusunda mesela sezon içinde kulağımıza gelen şeyler hiç güzel şeyler değildi. Rıdvan Yılmaz tamam gitmek istiyor. Frankfurt'a gitmesini en başta ben isterim. Glasner'le çalışmasından dolayı. Harika bir hocaya gidiyor ama ya koskoca Frankfurt kulübü 4 milyona sol bek alır mı ya?
Ya bunun değeri 7-8 milyon euro. Böyle bir sol bek alacaksan Beşiktaş da helal olsun vermedi. Yani böyle bir sol beki bulabiliyorsan 4 milyona Beşiktaş'a getir. Madem Frankfurt kulübü buluyorsa 4 milyon euroya Rıdvan gibi bir sol bek, gerçekten de getirsin, Beşiktaş havada karada kapar. 4 milyon euroya Rıdvan Yılmaz gibi bir sol bek. Yani ne olur, sizleri yetiştiren kulüpleri de bu kadar... Tabii Serdar'ın da sözleşmesi bu sezon sonunda bitecek. E tamam. Onu yani da söyleyelim. Şunu mu bekliyor oyuncular? Ya sen bu sene şurayı bak, kim var Beşiktaş'ta? Wellington var, Sayıs var, Emrecan var, Montero var. Emrecan alınmadı ki. Ya alınacak işte. Hadi yani alınmadı. Emrecan dedi ya Emir... Ya Emir tamam mi? Hadi Emrecan'ı da saymıyorum. Kim var? Wellington var, Sayıs var, Serdar Sağırçı var. Ya sen zaten burada 30 maç oynarsan, 35 maç oynarsan Beşiktaş senin ihya eder zaten. Beşiktaş kimleri ihya etmedi? Fenerbahçe Galatasaray kimleri şimdi ihya bak, etmedi? Bir şey söyleyeceğim ama. Şimdi bir kere yaptığı hareket yanlış da eğer ama ateşliyse... Yok hocam çocuk... ateş olayı yok, yani yok şey, yok. Öyle bir yalan mı atıyorlar o kadar? Var yani canım, kulüpten de... Öyle mi? Bu haberin evet, hani o varsa çok yanlış yönelik, yani o. Hocamızın kararı diye hani Cem Kazancı'nın da açıklaması bu yönde. Bunun dışında da tabii genel olarak Beşiktaş'ı nasıl görüyorsunuz hocam? Bu transfer döneminde hamleler, istenen isimler kadroya katıldı. Çok iyi transfer yaptı. Belki de şu ana kadar yani ligde en iyi transferi Beşiktaş yaptı. Vida gitti, Sayıs geldi. Hemen mesela ilk hamle. Zaten devre arasında Jetson Fernandes çözülmüştü. Weghorst yani istendi. Muleka istendi. Cenk Tosun geldi yani oraya. Şu anda 5 tane kafa. Bir tek yerli stoper kaldı gibi görünüyor şu beş anda. 5 tane kafa. Emrecan'la da hala görüşmeler devam etmiyor evet. Benim bildiğim kadarıyla. Ben bilmiyorum. Bir de kaldığını biliyorum bir de sadece. İşte Rize Spor'dan var. Emirhan var. Emirhan var. Yani iki tane alacaklar herhalde bitecek şimdi. Şey Mert iyileşti geldi hatta değil iki mi? Hatta 2 lazım hocam ya. Allah Beşiktaş'a 2 ya ben ne hatta için? İki stoper. Stoperde 2 stoper. Hatta ben Serdar Saatçı'nın kiraya verilmesi daha iyi olur diye düşünüyorum. Şimdi yani maç ritmini kazansın gelsin Beşiktaş'a. Orada en azından bir rüştünü ispat etsin falan. Hani bak ben Beşiktaş 35 maçı bir takımda oynayabiliyorum. Beşiktaş sözleşmesi bitiyor ya bu sezon. Bak, o zaman da sözleşme şey en azından Beşiktaş biraz evvel bir sonraki kiralaması. Sizden biraz evvel evet. Galatasaray maçında iki tane stoperin arasından böyle geçti mi? Evet. Bana transferde ben o sahneyi koyarım. O sahneyi. Gel kardeşim buraya. Bu ne ya? Böyle bir duruş var mı arkadaş? Ne parası istiyorsun dedim. Şimdi Serdar'ın da hani derler ya şapkanı önüne koy düşün falan. Tabii. Şimdi İki, üç tane maçta öyle adam kaçırdı ki. Şimdi babasını falan, benim takımım var, amatör takımım. Kendim kurdum, 3-4 kişi kurduk. Sağ çağırmıyorsun hocam, Santfor'a beni alsan var ya. Şimdi bak, babası da tanıdık. Ya sen bu adamı nasıl kaçırıyorsun? Yani onlara bakacak Serdar. Şimdi ise der ki, gel bakayım buraya, seni oynatmıyorum. Ben olsam var ya Serdar'a derim ki, bak şu maçta adamı kaçırdım. Bu maçta bak arkandan adamı. Şimdi bunları düzeltmesi lazım. Ondan sonra kolay. Yani iyi meziyetleri var, çok iyi meziyetleri var. Ufak tefek şeyleri betirse zaten alır formayı oynar, milli takımda da oynar. O önemli şeyler ama. Tamam mı? Ya adamı çok basit yani esasını yapacağı şeyler. Onu yapacak, bitti yani. Ama bu, oraya burayı tekmelemesi. Şimdi ne geldi aklıma biliyor musun? Benim futbolcum vardı Melih diye. Şu anda da biraz rahatsız. Gene geçmiş olsun. Geçmiş çok olsun. İyi futbolcumdu yani benim Kocaeli Spor'da. Şimdi Kocaelispor'da biz şeyi aldık, Zeki'yi aldık, Turan'ı aldık, bir de Ümit'i aldık. O şampiyonla oynadık. Eski Beşiktaş'ta Turan mı? He. Turan uzun. Turan, Zeki, bir de şeyi aldık. Neyse, Almanya'da maç oynuyoruz şeyle, Beşiktaş'ta özel maç, tamam mı? Almanya'nın bir şehrinde neyse. Ben Zeki'yi oynattım ama Melih çok iyi bir futbolcu. Yalnız büyüklere gitmedi, hayret ediyorum Almanya'dan. Hep bahsediyorsun hocam. O Melih süper bir şey, futbolcu. Ben Zeki'yi oynattım hani transfer diye. Bu tabii öyle de terbiyeli, sakin, saygılı bir çocuk, tamam mı? Hiç konuşmaz etmez. Şimdi soktum bunu içe şeye, Melih gir dedim. Gitti vallahi bile şöyle topa böyle bir baktı, vurdu şöyle. Anladım yani tavır yapıyor. Ya bir dakika sonra çıkarttım biliyor musun? Hmm. Bir dakika bir de böyle 10 dakika falan beklemedim. Bir dakikadan sonra hemen aldım dışarı. Sonra canım, ama ne yaptı biliyor şey musun? Anlatacağım. Bak ne yaptı biliyor musun çocuk? Özür diledi bitti. Bu kadar yani. Hocam bir şey anlatacağım. Yani bu fazla, bak diyorum ki bir dakikada şey yaptım. Gidip de burayı tekmelemedi.
Hocam sen şimdi onun beden dilinden bazı şeyleri anlayabiliyorsun, oyundan çıkartıyorsun. Birinci dakika diyorum Akademi sana. Akademi liginde bir şey yaşadım. Ha. Akademi liglerinde tribünde de çocuklar gelip tekrar çıkan oyuncular oturdukları için oraya onlarla konuşuyoruz vesaire. Çok önemli bir şey yaşadım. Ne olur bizi dinleyen hocalar varsa bu cümleleri dikkate alsınlar. Çünkü çocuklar çok farklı şeyler düşünebiliyorlar. Bir gün Galatasaray'ın akademi liglerinden birini izliyorum. Hangi yaş grubu olduğunu söylemeyeyim. Çocuklardan biri 45. Galatasaray sol beki çizgide oynayan bir sol bek. Çizgide oynadığı için de problemi bir türlü çözemedi Galatasaray. Ve hoca biraz daha içe kat eden bir sol bek aldı oyuna. Çocuk oyundan çıktı. Morali acayip bozuktu çocuğun. Dedim ki bir özel bir sorun olmalı diye. Hayırdır oğlum dedim, hani ne problemin var, bir problemin mi var? Yok abi bir şey. Zaten hani çocuklara veya insanoğluna gittiğin zaman ilk başta ne yaparsın? Ya bir şey mi oldu? Yok bir şey ya. Ama onu ne kadar 4 kere sorarsan 5. de cevabı alırsın. 4 kere sordum. 5. de abi beni niye çıkarttı oyundan ya? Kötü müydüm gerçekten dedi. Hayır oğlum dedim. Sen dedim çizgide giden bir beksin. Hoca içe doğru kat etmeyi istediği için, oyunu öyle çözmek istediği için, çünkü çizgiye basan bir kenar oyuncusu olduğu için sen o içe kat edecek, o da çizgiye basacak. Bak dedim birazdan bunun setlerini görürsün. Çocuğa anlattım. Bak dedim şu set, bak dedim bu set. Çocuk sonra maçtan sonra gülmeye başladı. Aa ben kötü olduğum için çıkartmadı yani. Şimdi belki dışarıdan şey gözükebilir. Ya oyuncular hocalarıyla diyalog kurmuyor mu? Oyuncular, akademi liglerindeki oyuncularımızın eğitim seviyesi çok düşük olduğu için kendilerini çok iyi ifade edemeyen çocuklar. Bu onların kabahati, onların hatası değil. Ne olur akademi hocalarını seçerken ya da akademide görevli olan kişileri seçerken ne olur bir pedagoji eğitimi en azından almış kişileri seçin ki bu oyuncuların beden dillerinden oyundan çıkarken morallerinin bozuk olup olmadığını bile anlasınlar. Hocamın anlattığı örnekte de... Evet konuşuluyordur canım, maçtan sonra konuşulmuyor mudur diyorsun? Çocuk belki kendini ifade etmediği için... Sinan belki de konuşmuyor, hiç söylemiyor, çıkartıyor bilmem çocuk ne yapıyor. Çocuk neden yani çıktığını bilmiyor. Oysa ki çok geçerli bir sebebi evet vardı hocanın. Bir şey söyleyeyim mi? Şimdi bu şey vardı ya, bir Samandıra'nın orada bir takım vardı. 3. ligden 2. lige çıkacak, şampiyonla oynuyorlar. Gol atamadı, bir şey göstereceğim yani tepki. Çok güzel bir şey. İlk defa gördüm, o kadar hoşuma gitti ki. Yani yenmeleri lazım. Tamam mı? Sonra küme düştü o takım. Ya Samandıra'nın orada bir şey vardı ya. Çünkü neyse. Şimdi çocuk var ya bu yedekten bunu gole, oyuna soktu. Ama nasıl bir maç biliyor musun? İşte yenmeleri lazım. Çocuk golü attı. Yedekten giren çocuk ne yaptı biliyor musun? Geldi kulübeye oturdu. Ya var ya bayıldım ya. Değil mi mesaj? Ya bayıl hani beni sen de yedek oturtturuyorsun dedi ya. Hiç hayatımda görmediğim bir şey. Ya var ya ben hoca olsam alkışlardım biliyor musun yani? Tabii ki ya. Hani bu gibi şey, tepkiler hani benim bizden yerim burası. Şey ya, yapıyordu, Eto yapıyordu ya hocam bir ara. Sekerek falan gidiyordu hatırla. Ya neyse ama. Evet evet sonra yapardı. Ne güzel mesajlardı. Ne kadar güzel bir şeydi biliyor musun tepki ya? O kadar hoşuma gitti. Hani hoca ben, olsam var ya. Ben futbolcunun zeki olanını çok severim hocam. Ya hiç hayatımda ahlak görmedim biliyor musun? Yalnız. Böyle bir şey gördünüz mü? Yok aklıma hocam da gelmez. Valla bunu birisi daha yaptı hocam. Bilmiyorum. Süper Lig'de hatta vallahi yaptı. Kim onu yazarlarsa bize sevinirim. Bir oyuncu yaptı. Yedek kulübesine geldi. Oturdu. Hatta genç golcü Semih olabilir mi onu yapan? İzleyicilerimiz eğer yazarsa sevinirim. Birisi yaptı onu. Çok iyi hatırlıyorum. Yani daha çok yedek kalan biri olması tabii lazım. Bir şey, dolayısıyla bir bakalım. Şey, bir şey ben hatırlayamadım ama ya. İzleyicilerimiz bir şey hatırlıyorsa çocuk gelip de sert mert bir şey yapmadı. Yok esprili bir şekilde yanıt vermiş oldu. Hani sen beni burada oturtturuyorsun diye. Ne güzel. O kadar güzel bir şey hoşuma gitti ki. Yani tepkiler böyle olabilir. Tamam evet mı? Evet. Yani... Semih yapmış. Semih değil mi? Evet. Zico. Hangi Semih? Zico döneminde. Döneminde. Hemen geldi. Ha. Tolga'dan geldi yanıt. Öyle mi? Sağ olsun. Var. Yönetmenimizden geldi. Genç Semih. Ama Semih de var ya hangi maç girse gol atıyordu kardeşim evet yani. İnanılmaz değil bazı mi? Bazı oyuncu vardı yani, gerçekten. Bençten yani, yani yedek kulübesinden katkı verir. Semih o tip bir oyuncuydu ama o Avrupa Şampiyonası'nda attığı... O gol değil mi? Ben oradaydım biliyor musun? O sene bütün maçlara gitmiştim. Ya. Ama çok sakatlık oldu da orada biliyor musun? Yoksa son Almanya maçına doğru hoca, şey iki yedekle falan çıktı Fatih değil Hoca ya. Ya stoperler kim oynadı unutuyordum şimdi onun, biliyor musun? O dönemdeki Fatih Hoca'nın şeyini Ata Demirer çok güzel anlatıyor. Yani zannediyor musunuz ki bu işte yani ya, hocam ne olur yanlış anlamasın Fatih Hoca'nın taktik bilgisini falan zaten tartışacak değiliz ya. Ama Ata Demirer tabii hicvetmek için
siz taktik maktik değil diyor. Bildiğin diyor hoca bir bakış atı diyor. Bakış attı diyor müşteye diyor. Oradan diyor Semih'e bir bakış attı. Yiyorsa gol atma diyor. O kadar güzel anlatıyor ki orada tabii. Şimdi bak ben orada şeydeydim. Avusturya'daydım herhalde o zaman. Yani o maç orada oynanacaktı. Yayıncı kuruluşta geldi. İşte bana soruyor maç ne olur? Dedim ki ilk 20 dakika 2-0 yener dedim. Ya ciddim bir daha bak dedim. Bir daha 2-0 olur dedim. Bak yemin ediyorum. Hangi adam da o şey, Almanya maçı işte. Maçı, Almanya. Dedim ki ya 1-0 oldu. İkinci golü de kaçırdık. Evet. Uğur mu attı? Sabri çok iyi oynamıştı. Ya bir şey söyleyeyim mi? Olsa Sabri var ya, ya kim inanır ya? Adam yok, hiçbir şey yok ama içim öyle doymuştu. 1-0'dı sonra yedik ama 2-0 olacaktı biliyor musun? Olsa ya gerçekten o Filip Lam'ın sağından atıp solundan yani geçmişti ya Sabri. Değil mi? Ya Sabri çok iyi oynuyordu. Adamı reis, meyiz bilmem ne tukaka yaptılar gittiler. Galiba ya, çok solundan atıp sağından geçmişti Sabri bu. Olabilir. Ama var ya Türk futbolunda gerçekten bu kadar eleştirilen ama muazzam profesyonel bir oyuncuydu Sabri. Ya mesela o adam oyuna karakter koyan oyunculara bayılırım. Sabri bunlardan biriydi. Ağzında kuş tutsa arkadaş evet, ona bir yazıyorlar. Millet kakaka ya, bir ara hiç unutmuyorum. Eleştiri konusunda başarılı bir şey. Orta konusunda çok eleştirilirdi mesela. Ligin orta isabeti anlamında en iyisiydi ilk 10 maç hatırladığım hatta. Ya 100 tane de bir tane dışarı atsa ona hemen evet, abartıyorlardı. Bir kim dedi onu ya? Hasan Şaş dedi ya. Acaba orası da çok komik. Hasan Şaş da bir gün şey yapıyorlar. Ya dedi geldik Galatasaray'a dedi. Ondan sonra Hacı vuruyor dedi 100 metreden dedi 50 metreden vuruyor dedi. Herkes alkışlıyor dedi. Biz dedi 20 metreden vuruyoruz. Ooo falan yapıyorlar dedi. Ondan sonra vurmamaya başladım dedi. Öyle bir krediyle ilgili şey. Peki. Şey. Trabzonspor'da Marek Amşik'in açıklamaları var. İzleyelim. Evet, Marek Amşik'in açıklamaları bu şekilde. Çok özel bir yetenek tabii ki. Çok da önemli bir tecrübe. Evet. Buna rağmen söylediği şeyler ne kadar aslında mütevazılıkla birlikte kendisini de yükseltiyor sanki, değil mi? Yani bazen mütevazılığı o kadar unutuyoruz ki aslında esas saygı duyulan ve önemsenen şeyin ne olduğunu unutuyoruz. Mütevazılık da insanları büyütür. Marek Amşik de herhalde bunların en önde gelen isimlerinden biri. Büyüdükçe küçülmek lazım. Ama tabii Türkiye'de çok mütevazı olduğun zaman... Hele bu sektörde bayağı zor. Tabii, Türkiye'de çok mütevazı olduğun zaman da başka bir adam yerine koyuyorlar. O da çok tehlikeli bir şey. İkisinin dengesini oluşturman lazım. Konumuz tabii ki Marek Amşik. Trabzonspor diyelim. Trabzonspor. Trabzonspor'un şu anda yine geçtiğimiz sene olduğu gibi... İşleriye gidiyor. Şimdi bir takım ne kadar az konuşuluyorsa bence o kadar değerlidir. Özellikle transfer döneminde. Konuşacak bir şey yok. Her şeyi doğru yapıyorlar. Eleştirmiyorsun, ya, etmiyorsun. Hocam, şimdi evet, bazen kızıyor taraftarlar. Evet. Trabzonspor'u çok detaylandırmıyorsunuz diye ama işleri iyi giderken konuşmak çok kolay değil. Trabzonspor'u şimdi ben nesini konuşayım? Santifor'un Cornelius. Ya yok pardon, Beşiktaş da öyle. 15 tane adam daha gidiyor, ne diyeceğiz evet yani? Ne diyeceğiz? Bir Serdar vardı, şimdi, mevzu konuştuk o Cornelius, kadar. Cornelius, işte Beşiktaş'ın Santifor'u tamam, Vegors. Harika bir Santifor ama Fenerbahçe ve Galatasaray'a bakıyorsun. Cornelius ve Vegors tarzında bir Santifor'u yok. Trabzonspor zaten onunla oynuyor. Şimdi Vakeme gibi bir oyuncu kaybettin. Skorer bir oyuncu alman lazımdı. Alabileceğin Türkiye'de tek isim belki Trezeguet. En yakın transferi. Onu almışsın. Arka bölgeyi Hamşik, Bakasetas, Abdülkadir, Ömür, Dorukan, Berat, Doğurcan, Siopis falan bunlarla oynuyorsun. Sağ tarafta Edin Visce'yle oynuyorsun. Eğer olmazsa Abdülkadir'i hemen oraya kaydırma imkanım var. Sol tarafta Eren Elmalı diye bir oyuncu aldın. Ligin Rıdvan Yılmaz'dan sonra en iyi sol beki. Sağ tarafta Stiger Larsen diye bir oyuncu aldın. Şu an konuşulmuyor ama benim milli takım performansına çok beğendiğim, doğru takımda harika işler yapacak bir oyuncu Stiger Larsen. Çünkü geçtiğimiz senelerde Trabzonspor bek katkısı falan almadı oyunda. Ön tarafta işi çözdü. Arka tarafta da stoperler çok iyi. Edgar Iye ile beraber Vitor Hugo çok iyi bir performans verdi. Beklerin o zafiyeti ön plana çıkmadı. Dorukhan var, sağa koy, sola koy, tabii, sağ bek, sol bek. Beşiktaş'ta sol bek de oynadı. Ama Trabzonspor'un Şampiyonlar Ligi gibi bir hayali varsa, varsa demeyelim var. Orada sağ stoperde en az bu oyuncularda yanılmadığı kadar başarılı olması lazım. Eğer sağda yanılırlarsa bu arada bütün her şey bu oyuncular heba olabilir. Böyle bir risk var. Alacaklar. Çok nokta. Yani Edgar Iye tarzında bir oyuncu da olması lazım diğer taraftan. Çünkü Vitor Hugo çok pozisyon stoperi. Hamleli bir stoper değil.
Yanına biraz hamle kabiliyeti olan bir stoper lazım. Alırlar. Şimdi... Geçen Oranak aradı beni, bayramdan bayramı kutladı. Benim futbolcu mu biliyorsun? Biliyorum. Oranak da Forvet oynuyordu. Hocam. Sonrasına sakla hocam. Bu önemli evet, bilgi. Evet, sonrasına konuşmayı sürdüreceğiz. Ara ara sistemli mesajlarınızı görüyoruz. Beşiktaş'a da döneceğiz sevgili izleyenler. Yine tüm eksik kalan her şeyi konuşacağız. Aynı zamanda sizin soru ve görüşlerinizi de yine yorumcularımıza ileteceğim. Şimdi Muhammed Salah'ın golleri gelecek ekranlarınıza. Premier Lig'de sonla birlikte sezonu gol kralı olarak tamamlamıştı. Salah yeni sözleşmeyi de yaptı. Liverpool'da gidecek mi kalacak mı çok konuşuluyordu çünkü. Gollerini bir hatırlayalım, ardından son sayfaya beraber devam edelim. Son sayfanın son bölümüyle bir kez daha karşınızdayız sevgili izleyenler. Bu bölümde sizlerin sorularınıza biraz daha yer vereceğiz ve isterseniz oradan da başlayalım. Beşiktaş'ta özellikle hem yeni transferler hem de genç oyuncuların bu sene nasıl katkı vereceğine yönelik sorular var. Emirhan İlkan, Emirhan Delibaş bu isimlerin biraz konuşulmasını istiyor anladığım kadarıyla Beşiktaş taraftarı. Bununla ilgili de sorular gelmiş. Neler söylersiniz ben de yönetmiş olayım. Emirhan Delibaş'tan başlayalım. Gezal'ın muadili olabilir mi? Benim tartışma konum bu. Oldukça yetenekli bir oyuncu. Öbür Emirhan nerede ya? Oynamıyor galiba. İlkan. Bir sakatlığı vardı hocam. Diğer tarafta Kartal Kayra önemli bir isim. Bilal Ceylan var hakeza. Bunlar Beşiktaş için. Rotasyonda oldukça verimli olabilecek isimler olacak önümüzdeki seneki Beşiktaş'ta. Tabii Beşiktaş'ın aslında son dönemde burada tebrik etmek lazım. Sergen Hoca gelmeden önce bildiğim kadarıyla bir ekip topladı. Yanlışım varsa ne olur düzeltsin izleyicilerimizde ama hafızam beni yanıltmıyorsa Sergen Hoca bu ekibin toplanmasında çok öncülük etti. Tabii. Beşiktaş Akademisi ile ilgili. Çok önemli bir değerdir. Bunu da zaten kulübün o dinamiklerini çok iyi bilen insanlar yapar. O ekip de şu an meyvelerini vermeye başladı. Bu çok değerli bir nokta. Bu oyuncuların gelişimiyle ilgili mesafe kat etmeleriyle ilgili Beşiktaş'ın da geleneklerinden kopmadan bunu yapmaya çalışıyorlar. Yönetimle de entegre çalışıyorlar. Bunu da Ceyhun Bey'in açıklamalarından anlıyoruz. Genç oyuncularla ilgili aslında bazı açıklamalar yaptı. Bunların başında Mehmet Ekşi var galiba değil mi? Evet. Ve o ekipte Tevfik Saygılı Hocam var. İşte hakeza Önder Hocam çok büyük emekleri oldu orada. Sergen Hoca döneminde gelmişti Önder Hoca'dan. Evet. Öyle hatırlıyorum. Yani o kadar doğru isimler seçilmiş ki ve Beşiktaş'ın artık uzun zamandır unutulan bir asediydi bu aslında. Nedir o? İşte genç oyuncu. Bizim zamanımızda 80'lerden bahsediyorum. Metin Ali Feyyaz'ların, Ali'lerin, Rıza'ların çıktığı, ne olur kusuruma bakmasın, o çocukluk dönemlerimizde öyle andığımız için şimdi hepsi birer hoca, çok değerli hoca. Öyle bahsettim ama onlar artık böyle bir tekerleme gibi bahsedilen hani Bako, Recep, Kadir, Ulvi, Gökhan, Zeki, Feyyaz, Rıza, Mehmet, Ali, Büyük Metin diye ezbere saydığımız bir kadro olduğu için çocukluk günlerimizin metinleri onlar, Feyyazları. O yüzden yoksa hepsi birbirinden değerli hocalar. O dönemde aileler çocuklarını Beşiktaş'a götürürdü. Sinan Engin de vardı orada. Fikretler. Akeza, evet. O çok değerli bir kadroydu, Ziyalar vesaire. Ve oradaki gelenek Beşiktaş'ta bir dönem unutuldu. O unutulan dönemde de Beşiktaş aslında bir duraklama dönemi yaşadı bence. Dönem dönem parlayan, dönem dönem biraz kendini hatırlatan bir Beşiktaş vardı. Ama bu geleceğe yönelik inşa edilen bir yapı bence. Ha olur olmaz bu. Yeni gelecek olan yönetimler sonrasında onları idame ettirecek. Bu bir tartışma konusu ama yapılan işin değerinden bahsetmemiz lazım. Bugün Beşiktaş sahaya çıktığı anda, Beşiktaş oyuncusu Beşiktaş formasını giydiği anda onu en azından terletme özgürlüğünü gösterebiliyorsa bu çok değerli bence Beşiktaş açısından. Ve burada 3-4 oyuncu zaten sayıyoruz ki bu biraz fazlaca. Yani normalde bir akademi senede 2 senede bir oyuncu verir yani A takıma başarılı tamam. Dersin. Şimdi sen Rıdvan Yılmaz'ı buraya yerleştirmişsin. Sen Ersin'i buraya yerleştirmişsin. Zaten ikisi hele ki yaptıkları gelişim bana çok enteresan geliyor. Ne Ersin ne Rıdvan kardeşlerimiz yanlış anlamasın. Ama
akademi liglerindeki izlediğimiz Ersin'le, akademi liglerinde izlediğimiz Rıdvan'la aralarında dağlar kadar fark var. Şampiyonlar Ligi oynadılar ya. Ama bazı oyuncu gelişim kat edemiyor. Tabii. Yani oyuncular o kadar çaba sarf etti ki. Mesela Ersin'le ilgili yine hatırlatma gereği duyacağım. Çünkü bazı oyuncuları böyle savunmak zorunda hissediyorum. Rıdvan da bunlardan biri. Biz milli takımda Rıdvan'ı falan tartıştık. Yani Caner mi oynasın, Rıdvan mı oynasını tartışacak bir futbol aklımız var maalesef. Çok acı bir şey bu. Ersin'le ilgili de geçen sene yapılan bazı eleştiriler vardı. Zamanlama hatası yapıyor diye. Ersin Destanoğlu. Bak soyadını da vereyim ki yanlış anlaşılmasın. Yani bu arada var ya, Saffet İşler mesaj atmış. Diyor ki ben vardım o zaman diyor. Mehmet Ekşi'nin yanında. Önder Hoca da yoktu diyor. Ya, Tevfik özür diliyorum o zaman diyor. Kendisinden. Yani kusuruma bak ya hocam sonra işin en nihayetinde işin en nihayetinde Beşiktaş'ın tabii değerleridir. Saffet hocam da onlardan biridir. Tevfik hocam onlardan, Önder hocam biri. Yani hepsi beraber zaten bir şeyler yapıyor. Biz zaten kusurumuz onların ismini unutmak. Mazur ya, görsünler şey ne olur bizi. Bizi hayır, seri en azından seyrediyor. Haklı. Bir, bu oyuncuların gelişiminde Saffet hocamın, Önder hocamın, Tevfik hocamın katkısı varsa bizlerin görevi de onların ismini o doğru telaffuz şey etmek. O, Mehmet Ekşi'den kimse hiç bahsetmedi ya. Aferin bu Mehmet Ekşi'ye ya. Yani bunların başında sessiz da mütevazı. Evet yani. Nasıl iş yapılır? Onun göstergesi zaten. Nerede kaldık? Bir gün bir şey daha. Ersin'le ilgili. Ersin. Hocam ya. Ersin. Zamanlama hatası evet, yapılıyor bravo dendi dedin. Ersin'le ilgili geçen sene bayıldığım bir nokta şu. Şimdi, kim oynuyor? Wellington'la atıyorum bir de oynuyor. Orta sahada falan basıyorlar şeyle beraber. Hatta Sergen Yalçın'la Beşiktaş da oradaydı. Arkalarında 40 metre boşluk. Evet. Hep şu geliyor aklıma. Senin kalecinin zamanlama hatası yapmaması lazım. Ya bu kadar Ersin'e bakıyorum. Abartılı bir şey yok ya. Ama, işte, ama hocam bir şey anlatacağım. Ya Ersin çok maç o doğru çıkışlarıyla Beşiktaş'ın yiyeceği olan çok muhtemel golleri önledi. Yani kaleciyle karşı karşıya kalamadılar Ersin sayesinde. Ersin ceza sahası dışında libero gibi çıktı. Ya beraber hep yorum yaptık gibi ya. Tabii. Hatta şimdi, diyor, çok riskli diyorduk. Beşiktaş yani bu harika nasıl çıkışlar. Böyle gidiyor? Evet. Değil mi? Yani. Ama o şampiyon olunan kadroda Ersin'in en az 20 çıkışını, 30 çıkışını belki sayarım. Çocuk bu sene bir ya da iki gol yedi hatalı çıkışlar. Üç yesin ya. Ya ben ne olur ya mesleklerimizde ben burada bin tane hata yapabiliyorum. O kadar eleştiri olmadı ya. Hocam bin tane hata yapabiliyor. Hepimiz biner tane hata yapabiliyoruz. Ya bu çocuklar da yani ya 50 tane doğru iş yapıyor. Bir tane hatalı çıkışını yakalıyorsun. Böyle parmakla gösteriyorsun. Ayıptır ya. Vallahi ayıptır. Hani niye? Bence maç izlemiyoruz. Ben onu anlıyorum. Ben anlıyorum ki. Maç izlemediğimiz kesin. Tabii. Neden? Çünkü çok özür dilerim. Burayı uzatmak zorundayım. Çünkü bu bizim çok büyük yaramız. Adam belki güzel bir soru var şimdi ona geçeceğim. Tamam. Adam belki senede 5 maç izliyor. Ersin'in hatalı çıktığı maçı izliyor. Geri kalan Ersin'in 35 maçını izlemediği için o Ersin'in maçını seçiyor. Hiç kusura bakmasınlar. Evet, bakmasınlar. Şimdi Selman Bey'in bir sorusu var. Hocam size yönelteceğim soruyu. Başakşehir, konuşacağız çünkü bu konuyu. Başakşehir hem İrfan Can'ı iyi bir rakama sattı. Hem de Fenerbahçe'den bedavaya dünya starı aldı. Fenerbahçe'den 4 katı az maliyetle kazan kazan dedikleri bu olsa gerek demiş. Şimdi burayı biraz konuşalım. Başakşehir bugün Mesut Özil transferini açıkladı. Bana göre süper bir iş yaptı ya. Süper bak göreceksiniz. Ya Mesut da hem İstanbul'da kaldı. Bana göre geçen sene çok iyi maçlar oynadı ama Ferrer onu var ya yani oynamasın diye kimyasını bozdu çocuğun ya. Kimyasını bozdu. Ben futbolun içinden geldim yani. Çünkü hep söylüyorum bir maç burada. Şimdi Mesut denen futbolcu çok kaliteli, klas bir adam. Teknik kapasitesi çok fazla ve çok süratli bir futbolcu. Ama onu öyle bir şey yaptılar ki Ferrer'e bir burada bir maç oynadı. Gol attığı bir maçtı. 11 bin küsur metre koşmuştu veya 11 bin. 11 bin biliyorum da yani küsur atı oldu. Ben de onu çok şaşırmıştım. Ondan sonra gitti orada 4 dakika kala bunu oyuna soktu. Bitti. Şimdi ben hatta geçenlerde dedim. Ben var ya oyuna zaten girmezdim de. Yani ayağım ağrıyor falan çekiliyor falan derdim. Tabii. Ya da dedim ki ya girerdim. Girerdim bizim kalenin önüne falan giderdim. Bir vururdum kendi kaleme golü atardım. Hırsımı alamazdım. Bir de ağlardan gelirse top bir daha vururdum. Eyvah. Hocam. Yani olma. Şimdi ama yok. Tabii abartıyoruz ama. Tabii. Ya sen adamın kimyasını boz ondan sonra bilmem ne. Hocam seni öyle bir öyle anlatıyorlar ki yalnız. Ne? Ya bir şey söyleyeyim. Şunu söyleyeceğim. Adamı bir şey söyleyeyim.
Ben bugün Mesut'un oraya bak çok müthiş bir maç oynayacak. İnşallah bir gurur şeyi yapar. Ya çünkü Emre de onu esasında şöyle bir şey söyleyeyim mi? Emre onu çok kötüyken oynattı. Ya ilk geldiği sene var ya dedim ki oynamasın bu. Sakatım, hastayım, hastayım desin. Oynamasın yani. Çünkü güçsüz, kuvvetsiz ama öbür sene çok ya. İyiydi adam. Çok iyiydi ya. Ben aklım sırrım ermiyor. Ya şimdi söylüyorum bak şu maçı diyorum. Ya işte ya bir Adana Demirspor maçı vardı. Arkadan bir depar attım. Golü attım. O depar bir Galatasaray maçı. Dün bir kardeşimiz var yine işte. Diyor ki ya işte falan bizim maçta. Ya kardeşim niye yakalayamadın o zaman? Niye yakalayamadın adamı? Süratle gitti golü attı yakalayamadı. O kadar. Ondan bir seferde birisi kafayla aşıttırdı biliyor musun? Aldı topu gitti çıkarttı şeye gene gol attı. Yani şimdi golleri hı-hı. hatırlıyorum. Çok süratli bir adam. Neymiş yürüyormuş. Ya nasıl yürümek yok hocam, bu yürümüyordu. Ya, ya şunu söyleyebilirim. Mesut... Ama şu var Mesut Özil'in 11 bin işte 12 bin koşması ana plan... Değil. Çok doğru olmadığını gösteriyor aslında. Hocam bu, kariyeri boyunca Mesut zaten bu kadar koşmadı. Ondan beklenen de bu değildi. Ama o zaman yok, şöyle bakalım. Koşmuştur. Bu değildi şimdi, hocam. Koşmuştur. Sinan vallahi koşmuştur. Sen ne bakıyorsun? Türkiye'de işte 10 bin, 11 hayır, bin. Hayır şunun için söylüyorum. Ana plan Mesut Özil'in koşması ama olmamalı yani. Bir, Mesut'un özellikleri şimdi Mesut'un burada 11 bin koşması olaydır. Mesut'un İspanya'da ya da İngiltere'de 11 bin koşması olay değildir. Evet bravo. Yani çünkü şey. Orada herkesin yaptığı 11 evet. bini Mesut zaten koşuyor. Zaten ortalama düşük diyorsun burada. Burada. Şimdi ben çok burada iyi hocamın, ya, hocamın dediğini çok, teyit edecek. Evet, hangi maç olduğunu hatırlamıyorum ama Pereira döneminde bir maçtı. Biz burada yorumluyorduk hatta maçı. Ben Mesut'u izlerken dedim ki hani abi dedim hani bu yorulması lazım bu adamın. Bu kadar koşturmaman lazım. Takım da Pereira döneminde tek sorumluluk alan oyuncuydu. Bir 90 dakikasını izledim bir gün yine. Abi sonraki maç hocamın dediği üzere yedek kaldı adam. Ya şimdi, bir seferde ya, ısıtmış onu evet, oyuna sokmuş. Yani ben o ya, ben, tabii ki onun performansını en iyi hocalar bilir. Buna inanmamız lazım değil. Buna inanmıyorum ne? Ben bu arada. O Pereira bilmez ya, arkadaş. Şey, onun Pereira değil. Ben yani. Bak şu konuda da bir şey söyleyeyim. Yani. Hani şöyle bir şey söylerler hocalar. Ya işte biz oyuncuları bir hafta en iyi biz çalıştırıyoruz. E tamam da biz de bir şey izliyoruz. 90 dakika izliyoruz hocam. Bazılarını yürüyor, oynatıyor. Bazıları da hani yedek kulübesinde tutamıyorsun. O adamı böyle dizginliyorsun, atı çekiyorsun ya, ya böyle. Ya bırak Süper Arayı bari ne sıkızıyorsun pardon unutma. Şimdi ne yapıyor? Bu üçlü oynatıyor ya. Ama üçlü nerede biliyor musun? Nerede? Kendi yarı sahasında. Kendi yarı sahasında 70 metre şey var. Fark var arada. Ya öyle oynatıyor. Çıkartsana Pereira dönemi bunu. Değil mi? Tabii. Ya işte diyoruz ya, ya şimdi Wellington'la Wellington'la şey ne o Vida ta nerelere hocam, geliyordu. Ben bir bilgi vereyim. Pereira dönemiyle ilgili yorum değil. Oyunculara orta saha çizgisinin 10 metre ilerisinde baskı yapmayacaksınız diyen bir teknik adam. Doğrudur belki. Kiminin doğrusudur bu oyun. Ya tamam da hücuma çıktığında sen 70 metre durdun mu çıksana ileri dönen topu almayın. Onu anlatıyorum hocam. Yani, çıkmayın yani. Diye söylüyor oyunculara. Ne yapacaksın? Oyuncuya bunu söylüyorsan. Ya şimdi bir şey söyleyeyim. Pereira'da kabahat yok. Ali Koç başkan da kabahat. Onu getirdim ben buraya. Kusura bakma yani başkan. Ne bileyim hocam onu bilemem. Ya, başkanı seviyorum ben ama yani o Pereira'yı nasıl getirdin arkada? Kime... Yani kim ne dedi sana da nasıl geliyor veya bunun menajeri kim ya beni de Real Madrid'e götürsün ya. O Ferrar'ın var ya menajeri kimse ben onunla bir konuşayım. Vallahi beni de oraya yapsın yani. Farklı liglerde ya, şampiyonluğu var aslında Ferrar'ın ama. Ya bıraksın onu ya. Ya daha ya ikinci abi, dönemi de burada hayal kırıklığı yani, oldu. Yani Portekiz'de Benfica'nın Sporting Lisbon'un falan dışında şampiyon olmak ya da Yunanistan'da Olympiakos ya da Panathinaikos dışına çıkmak çok mümkün değil. Hani ne olur buraları kriter kabul etmeyelim. Ya tabii ya çobanı versen oraya çoban var ya o da şampiyon yapar ya. Yani o kadar abartmayalım tabii ama. Olur olur flütü de çalar çok güzel. Yani, kavalını... Ama gerçekten evet. Hani futbolu yani. Biraz yani Yunanistan'da hani biraz PAOK'un ön plana çıktığı bir ligden bahsediyoruz belki ama Olympiakos Panathinaikos rekabeti, Porto Benfica rekabeti hani arasına Sporting Lisbon'u da tabii ki katalım. E dışına çıkmayan bir ligden hani şampiyon olduğun zaman bende çok kıymet harbiyesi çürütürüm yok. Çürütürüm bunu biliyor musun? Hadi çürüt şu anda. Jorge Jesus da çıkmadı Avrupa'ya. Jorge Jesus. Ben başarısız ama, diyebilir misin? Ben Jorge Jesus'un burada başarılı olacağını hiçbir zaman ağzımdan telaffuz etmedim bu arada. Ha, olup olmayacağı konusunda bilmiyorum mu diyor. Olmayacak mı diyorsunuz? Hayır öyle bir şey de demiyorum. Ama ben Jorge Jesus gibi herkes ama gibi. Ama başarısız diyebilir hayır. Misin yani bu kariyere? Ama şimdi Jesus'un oynattığı oyunu biliyorum ben Benfica'da. Jesus'un oynattığı oyunu biliyorum. Tamam. Yani orada çok dominant bir oyun var.
Tamam ya, oyun üstünden anlaşıyoruz ama işte yani hani Avrupa dışına Avrupa'ya çok çıkmamış kaldı, işte çok kaldı, zor ligler. Tamam kaldı ki ben Jorge Jesus hakkında kariyerine çok büyük bir saygım var ama Kahire ekseriyet gibi atıp tutmuyorum mesela. Harika işler başaracak, şöyle olacak, böyle olacak. Bunu asla yapmam. Ya bu transferlere bakıyorum ben de hiç yani ben %100 başarılı olacak ama, diyordum ama. Pereira ile de Jorge Jesus'u asla... Aynı yani yok yani işte bu, o yüzden diyorum bazen o şey oluyor yani karışıyor. Ya, bu Pereira'da bir manyaklık vardı. Şeyi de oynatmadı. Yani, çılgınlık diyelim hocam. Tuhaflık diyelim. Yok artık ya manyak değil. Ya Van Persie'yi de oynatmadı o biliyor musun burada? Problem yaşamıştı evet. Ya ben haklısın. Zaten o kadronun şampiyon olamaması çok büyük sürpriz değil miydi? Evet. Pereira'nın esas ilk dönemini düşündüğümüzde. Ya bir gün var ya sağ kenarında Van Persie oyuna sokuyor. Geldi ona böyle yalakalık yapacak. Van Persie onu böyle bir iteledi biliyor musun? Yani zavallı durumunda ya. Ya arkadaş ya ne bileyim nasıl geldi? Hala aklım sır vermiyor. Ben sizi başka bir yere seyircimizin sorusuyla çekeyim. Mehmet Bekel Bey demiş ki Vegors, Muleka, Gezal üçlüsü küllerinden doğar. Bir de bir soru daha vardı. Vegors, Muleka ve Cenk Tosun üçü bir arada oynar mı? Oynamaz. Ya Vegors, Muleka, Gezal varken niye başka bir üçgen kurduk? Bir dakika ya üçgen olmasın dörtlü olur. Oo yani orta sahayı kim yapacağız hocam? Bir dakika yani. Hemen yapıyorum şimdi bak. Nasıl yapacağım? 4-2-4 diye bir şey var. 4-4-2 desen ona. Benim menajerlikte bizim... oynadığım şey formasyon bu hocam. Şimdi 4-2-4 en sevdiğim formasyon. Vegors'la Cenk Tosun olarak oynarsın. Muleka solda, Gezal sağda. Orta sahada dörtlü oynayacaksın tabii. Orta sahada Getson'la... Bir daha yapsan hocam. Vegors burada. Santfor'da. Vegors'ta Cenk Tosun. İleriden başlıyorum. Cenk Tosun çift santrofor. Çift santrofor. Tamam. Sağda Gezal, solda Muleka. Muleka. Ortada iki tane 4-2-4 oynatıyorum. Yani veya 4-4-2 de ne fark etmez. 4 oynamıyorum hocam. 3 yapacağız. 3 yapma ya. Mecbur musun 3 yapma? Hocam ama öyle oynatacağım tamam, diyor oynat yani. Ya, oynat hocam. Oynat hocam. Bu da iyi hocam, olur. Sen oynat. Merak etme. Oynat hocam. Joseph'le şey. Adını söyle. Joseph'le Getson. Getson geride de dörtlü. Bitti. Ya mecbur musun? Şimdi oraya Montero'yu koyacağım ama Cenk Tosun'u koyarım arkadaş. Ben anlamadım ne var biliyor musun? Buyurun şimdi hocam. İki tane orta saha oluyor ya. Diyorlar ya bunlar iki tanesi defansiftir. Hocam defansif güzel oldu be. Ya herhalde. Şimdi ne yapıyor biliyor musun? Bunu alıyorlar buraya koyuyor herif. Şunu alıyor buraya koyuyor üçlüyü. Yani stoper koyuyor buraya. O zaman kimse bir şey demiyor. Ama iki tane defansif koyunca... orta saha koyduğun zaman olmaz diyor. Ya sen bir tane ama hiç olmazsa bu %60-40. Yani %60 savunma %40 veya %70-30. Bu %90-10 veya %100 stoper. %100 savunma. Ben ona bir şey demiyorum kimse. Aklım sırrı vermiyor. Hocam ben hala oradayım. Yani 4-2-4'teyim. Evet. Mesela böyle oynar. Bazı yorumcularımız Beşiktaş'ın daha çok Real'ca da bunlardan biri en son konuştuğumuz yayında. Yani dörtlü aslında biraz daha uygun sanki elindeki oyuncu grubu demişti. Yine bu da tekrara girecek izleyen izleyicilerimiz için ama söyleyeyim bir kez daha. Serdar Sarıdağ kampa bağlantı yaptığımızda dedi ki Beşiktaş dörtlü oynar ama takımın başına Valerian İsmailoğlu'nuz o zaman dedi. Ya yani o kadar bu kadar ki, net yani. Ya önce evet, peki ben sana soru soruyorum yani. Şimdi bak. Sana soru soruyorum. Buyurunuz efendim. Zor sormayacağım. Şimdi, korkuyorum hocam. Yok yok. Şimdi Gezal oynadı bir maçta tamam mı? Muleka oynadı. Santfor oynadı. Cenk Tosun yok. Cenk Tosun da gitti 3 tane gol attı. Bunlar da birer tane gol attı. 6-0 yendim bir maçı. Tamam mı? Gomez zamanında da yapıyordu. Bir dakika şimdi. Hocam. Haftaya maç takım yap bana. Kimi keseceksin? Cenk'i mi keseceksin? Cenk'i keseceğim. Ve gene 3 gol. Ben yapacak olsam ben kesiyorum. Ya kimse keserim. Ya kestiği zaman var ya. Valerian İsmail hemen bavulunu falan hazırlasın. Bak atıyorum sana böyle bir senaryo yazdım. Bak 3 gol attı Cenk. Vegors'u kesemez. Gezal'ı kesemez. Çok iyi oynadı çünkü o ikisi de orta yapacak. Muleka'yı. Ne yapacak? O zaman dörtlüye dönecek. Benim hocam, dediğim gibi yapacak yani. Vegors'u kesmeyelim hocam ya. O adamı ya kes, ben... Kim kesecek zaten? Kes demiyorum sana ya. Şu ahir ömrümde canlı hayır, gözlerle bak, izleyeyim. Diyorum ki bak Cenk Tosun sonradan. Bak maç 0-0. Cenk Tosun'u soktun 65'te. Tamam mı? Gene buradan birini çıkarttın bir şey yaptın. Maç yok gol gelmiyor. Bunlar attı işte süper oynadılar bu dörtlü. Kimi keseceksin oradan? Muleka'da gol attığını düşünelim. Veya süper getirdi Gezal'la şey ikisi. Tamam mı? Vegors'u indirdi, Cenk attı. Vegors'u indirdi, bunlar ortaladı. Ne yap? Kimi keseceksin?
İlla aşağı, ben şimdi orada Montero oynatacağım. Şeyi oynatmayacağım. Ne geliyor aklıma, gülüyorum. Şimdi bizim, ben Kocaelispor'a geldiğimde Orhan Kaynak, müthiş santrafor. Ahmet Dursun, Erhan Albayrak. Şimdi bunlar var. Ben de genç takımdan Cihan'ı oynatıyorum. Cihan da 9 numara giyiyor. Esasında orta saha oynatıyorum ben ama. Şimdi oyunu orta saha oynatıyorum. Bunlardan birisini oturtturuyorum. Şimdi bana seyirci var ya, nasıl kızıyor biliyor musun? Ulan diyor, Orhan Kaynak veya şey orada, ne o? Erhan Albayrak diyor, bu şey oynuyor diyor. 9 numara bir de, tamam mı? En sonunda dedim ki, ulan oğlum çıkart bu 4 numara giy. Başka ya. Bir şey. Tabii o zamanlar şey yok. Tabii sırt numarası 9'sa 9'u oynuyor. Çünkü orta sahada temposu eskiden çok. Eskiden öyleydi. Şey, 12.500 falan koşuyor, 13.000 koşuyor Can yani, tamam. Orta saha oynatıyorum. Ama millet var ya. 9'u görünce ki, gol istiyor diyor, değil mi? Orhan kenarda diyor, tamam mı? Orhan kenarda diyor, bu yine Orhan da. Gerçi bank oynuyor da hani nadir olduğu zaman bir ara bağırdılar. Cihan Alan'a Güvenç Kurtar bedava diye. Bir grup kızdı. Öyle kızlar ki. Ama sonra herif milli takıma gitti, şeye gitti falan filan. Adını seni Galatasaray'ın. Neyse. Şunu söyleyeceğim. Ya böyle bir şey, ya inşallah böyle bir şey olur da ben bu göreyim Valen İsmail'i, bavulu hazırlasın. Ya birisini kesin o zaman, ne olur biliyor musun? İşte o kimi keserse oradan, Cenk'i falan olsam ben şeyi, yani beni oynatmıyorsa, ben o iki tane gol atmışım, tamam mı? İyi oynamışım. Beni kenara oturtturuyorsa işte o zaman şey gibi yaparım o. Neydi o takımdaki çocuk be? Ne takımıydı o? Demin söylemiştik ya. Sancaktepe. Sancaktepe'li santifor gelirim. Şeyin yanına otururum. Şimdi Beşiktaş'tan bu kadar konuşmuşken Sercan Dikmen'in hakikaten keyifli bir izlenimi var. Avusturya izlenimi var. İzlemek ister misiniz? İzleyelim. Bir getirelim ekrana. Bakalım Avusturya'da günler nasıl geçiyor Sercan Dikme ve ekibimiz için. Sercan Dikme'nin Avusturya izlenimi de böyle olurdu zaten. Tabii çok. Kendi gibi renkli bir izlenim yapmış, evet. Eğlenmiş, bizi de eğlendirdi. O, şimdi çekimden sonra oradaki döner vardı ya 10 kilo. Canımız kesin onu çekti biliyor musun gece gece hocam? Ama harika bir ülke ya. Yani Kutsal Roma'nın da merkeziydi burası geçmiş dönemde. Ama bu havaya dikkat etsin, çok soğuk iklimi var. Yani yazın bile 15-16 derecelerde falan seyreden bir hava. Çok yağmur yağan bir ülke. Orman üstünde çok çünkü. Üstünde zaten montlaydı. Yani %50'si ormanlarla kaplı. Tabii. Ama asit yağmurları vardı. Ben Viyana'ya gidiyorum hep orada arkadaşım. Çok soğuk değil mi? Her zaman. Yok. Soğuk tabii canım. Yani bize göre çok göre soğuk. Yani yazın Temmuz'da 15-16'lar bizim normalimiz değil mesela. Ben 40'tan aşağısına sıcak demem. Sıkıştan yukarısına sıcak değil mi? Herhalde öyle. Ya bir gün bir ben şey. Ben Östersund maçına gitmiştim Galatasaray'a. Yazın. Haziran. Temmuz başı. Temmuz'du. Montla falan oturmuştum. Montlar yetmedi yani. Evet. İnanamamıştım. Ya gerçekten acayip soğuktu. Almanya'da da Hannover'de biz kamp yaptık. Ama yine de bayağı soğuk. Ve çok değişik bir ülke. Yani ormanlarla kaplı %50'si falan ve şahıslara ait ormanlar. Ya boş ver ormanı. Amsterdam'da Haziran'ın 15 neyse yani. Amsterdam'da soğuk. Bak. 6 dereceydi. Gittim oradan, ne yaptım şey de yok. Yazın ceket aldıydım bir tane. Tamam mı? Ya nasıl ya? Ne, zatürre olacağım ya. Yağmur, soğuk. Şeye geldim. Denizli Spor'u çalıştırıyorum. Denizli'ye geldim. Bak. Şey, sezon açtık ya. Hı-hı. Ya şortla bir girdim. Ya bir rüzgar esiyor. Bacaklarım yandı. Dedim ki zaten çocuklara. Hemen hiç antrenmana çıktım. İçeri soktum. Daha sonra kampa geldik bir yere. Yapmadı gitmem falan. Düşün. Bir gün evvel orada şeyde Amsterdam'da düşün ya. Hocam Haziran'ın biz İstanbul'da kaçı, sıcaktan yakınıyoruz ya. Ben Adana'yı gördüm. Ben sıcağı sıcak demiyorum artık. Adana'da biliyorum ya. Çok yakın arkadaşımın gerçekten. Yunus Bayram Adanalı'dı. Onun babasının cenazesine gitmiştim. Ben normal bir yere gideceğimi zannediyordum abi. Uçaktan indim. Tutuyor. Biri şaka yapıyor zannettim. Yani kurutma makinesiyle birisi buradan üflüyor falan zannettim. Ve Adana'yı dolaştığım an boyunca o kurutma makinesi yanımdaydı hocam. Benle beraber hareket ediyordu. Yani esiyor, sıcak esiyor. Ben böyle bir sıcak görmüştüm. Ya ben de sıcağı hiç isyan kebap etmiyorum. Kebap için dayanılır. Aa, her zaman abi kebaba. Bir ben kimim yapalım mı? Yapalım. Ben de bir şey anlatayım ama. Buyurun Mersin hocam. Mersin İdmi Arzu'na Beşiktaş'tan Tedorosko aldı beni, oraya gitti götürdü. Kim Tedor? Tedorosko vardı. Tedorosko. Bizde şeyde Beşiktaş'ın teknik direktörü. Uçakta indim. Uçağın arkasından indim, tamam mı? Adana'da tabii havalimanında. Bir indim, o nasıl sıcak biliyor musun? Fırın gibi. Dedim ki uçağın motoru arka tarafta ya o zamanlar. DC-9 vardı. Oradan geliyor zannediyorum. Ya gidiyorum diye ne devam ediyor? Çok çok ya fena indim, yok. Var olmaz ya. Böyle bir şey. Ne ya. Dedim biliyor musun? Ben buradan nasıl kaçarım bak. İndim onu yedim.
Ya diyorum ki uçağın arkasından nasıl ikiye geliyor. İndiğim gün ben buradan nasıl indiğim an nasıl kaçarım diye hani geri nasıl dönerimi düşündüm biliyor musun? Ya o kadar sıcaktı. Ama kebabı. Evet. Dehşet dehşet. Geze geze yine saat 1:30 oldu yine kebaplar tatlılar konuşuluyor. Mumbar var bilmem ne bir sürü şeyleri var onların biliyor musun? Abi, her gün Adana kebap ver yerim hocam. Gündüz başlıyor zaten orada mangal kokusu. Peki biz bir ben kimim yapalım. Bir ben kimim yapalım artık. Getirelim ekrana bakalım. Gecenin ikinci ben kimiminde yanıtlar ne olacak? Quaresma harika bir insan. Çikaleşiyle çok gole sevindik. Şu an Polonya Ligi'nde forma giyiyorum. Şenol Güneş'in antrenmanları yorucu geçerdi. Ozan Tufan'la hala görüşüyorum. Ben kimim? Ya bu kadar kafa karıştırılır mı? Karıştırılır hocam. Yani hiç bilemeyelim diye ikinci sordu. Bedirhan karıştırmış her şeyi bugün. Şimdi Beşiktaş, Kasımpaşa, Skaleşi'ye Akhisar Başakşehir yazalım. Değil mi? Akhisar'da oynadı değil mi? Akhisar Başakşehir. Akhisar Başakşehir oynayacak. Beşiktaş, Kasımpaşa. Polonya Ligi'nde forma giyiyor. Şenol Güneş'in antrenmanları. O iyi Beşiktaş. Quaresma'nın Babel. Ozan Tufan ile hala görüşüyor. Ozan Tufan'la neredeydin i̇şte, abi ya? Orayı buldun mu? Ozan Tufan'la Watford'un... Hocam sakın telefonla... Yok yok ben ona bakmıyorum. Hayır abi vallahi oraya bakmıyorum. Ya biliyorum bakmadığınızı ama olsun. Hayır. İzleyicilerimiz çok, sonra kızar. Yok, görüyoruz yok. Çünkü. Yani kesinlikle Skaleşi'yle bana gelmiyor zaten. Skaleşi'yle evet Başakşehir'i, çok güle sevindik. Başakşehir'i, Beşiktaş'ı olan bir oyuncu. Polonya bakayım Ligi'ne doğru ya? Yanıtlar var mı? Ben bilemem zaten ya. Yani bana mümkün değil. Beşiktaş'ı Başakşehir'i olacak. Gelmiş bir tane Ozan doğru Tufan'la yanıt. Ozan nasıl görüşüyorsun hala ya? Ha? İşte acaba nereden? Acun Ilıcalı. Acaba evet. Nereden? Şenol Hocası, Ozan Tufan'ı. Bursa. Mesela. Olabilir. Neyi? Ben Şenol Bursa. Hocası? Neden? Bursa olabilir mi? Bursa. Bursa olabilir gibi duruyor. Aa. Şenol Hoca orada da var. Ozan Tufan orada da var. Joshua. Çikaleşçi oraya gitti mi? Yok. Joshua mı? Başka bir şey. Ya neydi o? Joshua mıydı? Neydi o ya? Joshua mıydı? Yaklaştı. Neydi? Joshua King var. Yok o değil. Joshua hani Galatasaray'da falan da oynadı ya. O mu? Doğru ha. Ama isim yanlış neydi? Hatırladın. Josue. Josue tamam ya. Nereden getirelim çıktı Joshua ekrana. Ya? Tamam. Josue. Evet Josue'ydi. Doğru yanıtı da ama bizim Bursa'yı izleyicilerimizden yanlış görmediysem Zafer Uğurlu Bey bilmiş. İlk yanıt ondan gelmiş hocam. Ozan Tufan'la niye görüşüyor hala? Hani telefonla mı görüşüyor sadece? Yani herhalde. Ben Watford'a falan beraber oraya gittim. Aynı takımdalar acaba? Oralardan işte yakalayın diye biraz. Ha. O şeylerine veriyoruz. Bursa'yı bak. Hocam Bursa ya, en Joshua büyük ipucu mu ya. Siz? Evet. Joshua King beni olsun. Andı bak. Olsun. Ama anladım Joshua'ya demek istediğini anladım. Galatasaray performans çok kötüydü seni. Yalnız hocanın diyorum Joshua Hoca. Joshua neydi ya hala söyleyemiyorum. Hepsi birbirine Joshua. Joshua tamam. Benim isim hafızam kötü ya. Çok yine, zor sorular ama ya. Evet. Ama hocam bunun keyfi de burada biraz çok kolay olunca da hemen anlayamadım. Bir dakika. Böyle... Ya buradaki arkadaşlarımıza... ya biz Mehmet Yılmaz'ı sorduk. Mehmet Yılmaz kendisini bilemedi. Kendisine. Benim bir isyanım var abi. Oluyor böyle. Niye 80'lerden 90'lardan sorulmuyor? Güvenç hocamın zamanından, benim çocukluk zamanımdan yani. Onu da dikkate alırız. Ya vallahi bir gün gerçekten bize böyle bazen bir... Bazen de çok eskiye gidince o zaman niye çok eski oldu? Tamam bilemesin, seyirci de bilemesin. 80 olsun, 70'ler olsun. Seyirci demiyorum ben, siz ya. Biz biliriz, 80'leri 90'ları bize sorun mutlaka ya. Mutlaka buluyor. 90'dan sonrası belki. Peki 80'ler 90'lar da yaparız. Çok yaptık aslında yani şimdi bundan. Şimdi ne geliyor aklıma biliyorsun. Ben seyrediyorum. Hocam. Kim milyoner olmak istiyor ya seyrediyorum. Evet. Şimdi ya bak 30'a kadar biliyorum. Çok nadir bilemedim. 30'a kadar iyi gidiyor değil mi hocam? Yani şey o biraz müzikler var ya onlardan bir de edebiyattan biraz şeyim var. Hmm. Eksiğim var. Yani ama bazılarını ama hukuk biliyorum. Hukuk hocama sor tamam ben, yani. Yok be ne yani. Şimdi, tabii hukuk ama okuyor hocam mesela, şu an. Evet. Şimdi pek çok kişi bilmez bak, ama bizi çocuklar buradan hemen... Bayağı lisan, hukuk lisansı hatta, okuyor şu nerede? Anda son hocam. Sınıftayım ya. Son sınıfta tabii.
Müjdat Eroğlu aramış bizi, seyrediyorlar. Hukuk fakülte bir sınıf arkadaşlarım var, seyrediyorlar bizi. Şimdi sizi tekrardan yeşil sahalara döndürüyorum. Yine izleyicilerimizin sorularıyla devam edelim. Seferovic ismi Galatasaray için şu anda çok konuşuluyor. Çok da soru gelmiş. Sen de Galatasaray bölümünü konuşurken evet. Seferovic iddialarını çok güvendiğim bir kaynaktan aldım evet. dedin. Bununla birlikte tabii ki hem takviyeleri hem biraz yine eksikleri konuşabiliriz. Bir santrfor transferi bekleniyor pek tabii. Tabii ve Seferovic transferine Galatasaray'ın yakın olduğunu... Bakalım bu sene gelecek mi Seferovic Süper Ligi her sene? Kaç oldu bilmiyorum ama bizim zamanımızda... Her takımla yazıldı yani şey İstanbul Hocam bizim zamanımızda Lakatuş vardı. Her transfer döneminde yazılırdı. Hatırlarsın sen Lakatuş falan. Evet. O çok yazılıyordu. Seferovic de öyle bir isim. Gelir mi? Ben Galatasaray'ın yakın olduğunu çok güvendiğim birisi mesaj attı bundan bir saat evvel önce. Galatasaray'ın transferi her an bitirebileceğine dair. Doğru isim olur mu? Valla eldekilerini görünce ya bugün Yunus'un 3 asisti var. Hani ben onu artık asist demek zorundayım. Artık bunu ama yapın. Gol yok. Gol yok. Yani Yunus çok enteresan bir durum var. Mesela Yunus ve Emre Akbaba Galatasaray'da geçen sene kiraya verilen iki oyuncu. Evet ikisi de. Ama bu çocukları tebrik ediyorum. Yani kiraya verildiklerine küsmemişler. Kulüplerine büyük saygı duymuşlar. Neden? Tatilde çok iyi bir tatil geçirmişler. Tatilde yatmamış bu çocuklar çok belli. Çünkü Yunus baya baya oynadı yani. Bir maç içinde bir kenar oyuncusu ne yapması gerekirse onların hepsini yaptı. Hakeza Emre Akbaba ilk yarıda çok iyi oynadı. Geçtiğimiz hazırlık maçında da ilk yarıda çok iyi oynadı. Biraz fizik kalitesini yükseltmesi lazım. Diğer taraftan Berkan, Çıkıldağ'u, Taylan, Morutan gibi özellikle geçen sene yapılan Galatasaray'ın Barış Alper Yılmaz gibi bu oyuncuların bence biraz Galatasaray'a saygılarını arttırmaları gerekiyor. Neden? Siz geçen sene bu takımda çok eleştirilen Taylan'ı dahil etmeyeyim yeni transfer değil. Berkan, Çıkıldağ'u ve Barış Alper Yılmaz'sınız. Hatta Morutan'sınız. Tatilde valla kimseye tatil yapmasın böyle bir şey haddimiz değil. Ama futbolcu bu meslekten... Çok iyi paralar kazanıyorlar. Daha da yükseğini kazansınlar. Hiçbirinde gözümüz yok. Allah daha çok versin. Ama böyle bir meslek grubundaysanız tatilde benim gibi tatil yapamazsınız. Mesela ben çok güzel her gün kaymak bal yiyebilirim. Hiç umurumda olmaz istersem göbek yaparım. Burada güzel güzel yorumda yaparım. Beni en fazla şurada biraz sıkıştırır. Ama futbolcu göbeği oyuncuyu çok sıkıştırır. Ya da futbolcunun kalitesiz yaşaması, tatilde kötü alışkanlıklara devam etmesi... Onu oyunda rahatsız eder. Bugün son iki hazırlık maçında gördüğümüz üzere. Bana kimse kalkıp şunu demesin. Ya bunlar hazırlık maçı ölçü değildir. Kusura bakmayın ama Emre Akbaba bu kadar fitken, Yunus Akgün bu kadar fitken, bu çocuklar bu kadar profesyonel davranırken, Nelson bu kadar profesyonel davranırken, en azından sırıtmıyorken, bu oyuncular da biraz Galatasaray'a saygı duysunlar. Sözleşmelerine saygı duysunlar ya da. Ben böyle bakıyorum hocam. Yani... Ben nasıl tatile çıktığımda 12 gün, bunun 5 gününü hala daha futbolcu izliyorsam, futbolcu kardeşlerimiz de kusura bakmayacak, bunu yapacaklar. Şimdi ben sana söyleyeyim, tatilde ne oluyor bak. Vallahi söyle, ben çok merak ediyorum bak, hocam ne yapıyorlar. Şimdi evli futbolcuların bir gün saat 3 bile tak bir telefon, gece saat 3.30 bir baktım, Orhan Kaynak, Zeki galiba, ikisi tatildeler, yazın. Hocam dediler hanımlarla eşleriyle. İşte diskodan çıktık falan. Ona saat kaç? Şimdi ne oluyor biliyor musun? 3'te geldiler, 3.30'da uyudun. Şimdi hanımlar biliyor musun? Hemen sabah kalkarlar kahvaltıya. Hemen havuza bir şey atacaklar. İlla ki yani bu şart. Ya bunların uykuları var 4 saat falan. Olmaz, mecburen iniyorsun. Oradan mecburen işte yer kapacak veya neyse şezlong falan. Havlu atsın geceden hocam. İşte öyle olmuyor yok. Ondan sonra şimdi belki... Geceden havluyu koyunca şimdi ne oluyor biliyor musun? Tatil ne oluyor biliyor musun? Tatil eziyet ya futbolcuya. Yani eşleriyle gidiyor. Eziyet derken uykusuz yani. Halbuki yani normal bir şey olsa çalışsalar şu bu falan. Onu öyle belki de böyledir. Sabah belki kalk 1,5 saat çalış hocam. Çok ya ne kalkması ya. Ben sana diyorum ki uyuyamıyor 4 saat 5 saat. Bir şey anlatayım bununla ilgili çok güzel bir anı. O Galatasaray'ın o zirve yaptığı 96-2000 süreci. Tabii futbolcular da gece hayatını seviyorlar, çıkmayı falan seviyorlar. Bir gün işte isimleri yanlış hatırlıyor olabilirim ama Hasan Şaş'la işte Ergün Pembe şeye gidiyorlar. Bir gece kulübüne gidiyorlar vesaire. Tabii gizli gidiyorlar.
Ondan sonra saat böyle 3.30-4. Ertesi günde saat 9'da idman var. Ya iyi eğlendik falan diyorlar. Tam hesabı ödemeye geliyor iş. Hesabımız ödenmiştir diyorlar. Kim ödedi diyorlar. Hocam ödemiş. Fatih Hoca ödemiş. Ertesi gün antrenmana geliyorlar. Yani ama evet biraz. Harika bir ders. Yani harika bir ders. Yani orada eğlenmeleri en azından geceleri mahvolmuyor. Ya işte bunun hepsinin bir dengesi var yani. Tabii, tabii. Hep bütün futbolcular da eğleniyor. Tabii. Onların da buna ihtiyacı var. Çok yoğun bir tempo içerisinde hiç bitmeyen bir döngü içinde çalışıyorlar. Ama tabii ki her şeyin bir bedeli var. Var. İşte gibi gibi bu konu böyle uzar gider. Ben bir soru daha almak istiyorum. Azat Bey yazmış. Demiş ki bugün Fenerbahçe için João Pedro ve Plea isimleri ortaya atıldı. Bu iki isim gelirse ben hücum hattının çok iyi olacağını düşünüyorum. Ne dersiniz? Ya demiş. Niye tamamlayıcı João Pedro forvet? Için Galatasaray'da hala görüşmeleri sürdürüyor. Bununla ilgili haberi de paylaşmıştık. Fenerbahçe haberleri çıktıktan sonra dahi. Plea ismi de çok konuşulmaya başlandı. Birkaç yorum alayım. Sonra golü koklayanlar yapacak. Bu Pedro 10 numara, 9'da oynuyor. Evet. O değil mi? Plea, Mönchengladbach'taki Plea. Ben çok da beğenirim bu arada. Evet. Harika bir oyuncudur. Ama hep tamamlayıcı oyuncuya gidiyor gibi geldi bana Fenerbahçe, Galatasaray. Başrol yani, değil mi? Ya, bu arada hani gerçekten çok çok beğendiğim bir oyuncudur. Ama ya burada yapar gerçi ya. Bundesliga'da 10-12 barajında ortalama seyreden bir oyuncu. Burada 18-20'leri zorlar. Bundesliga 2'de gol kralı olan Serdar Dursun burada da yaptı yine işleri yani. Eleştirildi ya, ama. Ya niye kimi eleştiriyor merak Bundesliga ediyorum ben. Bundesliga 2 diyorum. Bundesliga 1'de yani Bundesliga 1'de Bundesliga'da olan 29 gol atmış. Plea önemli bir isim olur bence. Ya her maç gol atıyor. Plea çok benim beğendiğim bir isimdir bu arada. Yani eğer gelirse bu arada büyük iş yani. Onu getirmek de kolay değil. Ama Joshua Josue diyecektim bu seferde. Gerçek santrfor hangisi konumlandırıyor? Valencia var, Rossi var. Hani yardımcı, daha striker gibi çalışan bir santrfora gidilse. Sörlot gibi diyorsun. Tabii ya. Allah'ım Vedat Muriç gibi. Hiç kimse gelmez. Serdar Dursun da Valencia yeter de artar bile. Serdar oynar zaten. Öyle bak söylüyorum şimdi. Serdar oynar. Plea'yı kesmek zor hocam ya. He? Ama hocam arıyor yani Fenerbahçe alacak arıyor gibi ama. Görünüyor. Ya, ama bilmiyorum vallahi. Boşuna para saçıyorlar gibi geliyor. O kadar adam var. Ne yapacaklar bu kadar adamı? Ben merak ediyorum ya. Vallahi merak ediyorum. Çok alternatifli bir kadro olacak çok. Tabii. Bu da aslında sezonun çok uzun olduğu ve içinde yaşanabilecekler düşününce avantaj aslında hocam. Yok, yani var ki alınıyor. Ya bir şey söyleyeyim mi? Bilmiyorum şeyleri falan ama adamlar çarşamba, pazar, pazartesi, salı her gün oynuyorlar. Senede şimdi NBA gibi oldu. Hep bir şey sen maçlara çıktı. Ya, bir de, şimdi Liverpool kaç maç oynadı bu sene acaba? Merak ediyorum ya. Kaç maç oynadı? 55 ha? Vardı, fazlası vardı. Fazladır, evet. 60 maç oynadı. Bizde var ya 40 maç oynadım. Hani seneye vurduğun zaman daha da aslında ya. Sezona vurmayıp seneye vursak daha fazla tekabül eder. Ya bir şey söyleyeyim mi? Sanki onlar uzayda oynuyor. Bizde ne diyorlar biliyor musun? Diyorum ki ya bizimkiler alışık değil. Ya deliriyorum biliyor musun? Ne demek i̇şte alışık hocam, değil? İşte hocam orada antrenman, işte o beslenme, tatiller hepsi bunların bizde hepsi. Bizde de var. Ama nasıl o zaman hocam Premier Lig seviyesiyle aynı mı antrenman yapıyoruz şey sizce? Mi? Bir şey söyleyeyim mi? Ya ne antrenmanı ya? Antrenman falan yok ki. İki günde bir maç nefes var zaten ya. Nefes almak için taç kullanıyordum dedi hocam. Tamam. Gittim oraya. Kim dedi onu? Ozan. Öyle mi? Evet. Ya, burada Ozan tabii ya. Bir şey söyleyeyim. Orada 2-3 günde bir maç oynarsam burada da oyna. Bak dayanıklılığı da artıyor. Ama hocam birlikte yapmasalar bile sonuçta bireysel antrenmanları çok farklı seviyede ve şeyle yapıyorlar. Yani istikrarlı yapıyorlar. Ya işte bizimki de yapsın. Bizde yapmaz diye bir şey yok ki. Bize de geliyor kondisyonlarda öyle diyeyim yani. Uzmanlar geliyor. Bu işin uzmanı var yani. Geliyor. Sen 3 günde bir maç oyna. Burada ya işte hemen rotasyon hocam, bilmem ne Allah'ını falan. Allah'ını seversen yani. Sergen Hoca Borussia Dortmund maçı öncesinde açıklama yaptı. Bir televizyon kanalına çıkmıştı birebir bir röportajda. Dedi ki biz dedi Borussia Dortmund'u yenmek istiyorsak 15 bin koşmamız lazım. 14-15 bin koşmamız lazım dedi. Beşiktaş sakatlıklardan mahvoldu. Belini doğrultamadı. Yani 14, futbolcu grubu adaletini tutup tamaktan 13 bini geçen çok az insan var ya. 13 bin metreyi geçen.
Çok az insan yoktur bile. 12 bin. O seviyede o kadar sayı maç oynamak için gerçekten çok iyi antren ediyor olman lazım. Ya bir şey hocam. Yanlış düşünüyorum. Yani bir sezon ayda, boyunca. Yani. İki ayda olacak bir iş değil şimdi bu. Şimdi ne var biliyor musun? Biz de böyle maçları indirirsen aşağıya takımları 18 maç, 17-34 maç oynarsın. Adam 60 maç oynuyor. E şimdi ne oluyor biliyor musun? Biz 2 ay top oynamıyor veya 34 maçın 25'ini oynuyoruz, tamam mı? Adam da 50 maç oynuyor. Hı hı. Şimdi senin kas yapın 12-1 değil ki. Sen ondan sonra bir ay, bir buçuk ay izin var. İstirahat da yapmıyorsun, işte geliyorsun. Hadi günde 2 idman, 3 idman toparlayamıyorsun. Halbuki şimdi bak mesela kimi alalım? Cristiano Ronaldo'yu alalım veya Salah'ı alalım. Kaç maç oynadı geçen sene? Afrika Kupası var, o var, çok bu oynadı. Var, Şampiyonlar Ligi var. Bilmem ne arkadaş. Belki 70 maç. Şimdi bu adam zaten hazır. Zaten hazır yani. Buna fazla bir yüklemeye gerek yok ki. Zaten... Bizimkiler 70 maç oynasa olur mu diyorsunuz hocam? Ya, aynı seviyeye çıkılır mı diyorsunuz? İşte. Tabii, sakatlanıyorlar hocam. Ya, oynamıyorlar ki doğru dürüst. Hocam bir şey söyleyeceğim. Yani. Diğer taraftan oradaki Salah'ın temposu bizdeki iki maçın temposu gibi. Hani yok, adam bir doktor. Hocam vallahi böyle git gel mit gel. Bir şey söyleyeyim mi? Hocam niye zevk alıyoruz? Hocam top çıkmıyor bile. Ya koşu mesafeleri var, sürat mesafeleri var. Top çıkmıyor, koşu mesafesi de ya. Taca çıkarmıyorlar ya şimdi topu. Orada koşu mesafesine bakmıyorlar. Ne kadar sürat, verimli, neyse yani. Verimli ya, benim mesafeye koşu. Çok bakmaya tamam. Başladılar ya, artık. Mesela maç içinde kaç yüksek sprint attın? Ya herhalde ya onları bak ne diyorum sana. Biz de sene ortalama 25 maç oynarsın, öbürü 50 maç oynar. Olmaz. Bu neye benziyor biliyor musun? Biz şimdi daha evvel de ben hukuk fakültesinde okuyordum. Şimdi 11'de gidiyordu bizim çocuklar. Bir de 3'te var yemek. Ucuzdu. Böyle etler geliyordu. İnanır mısın böyle butlar şundan. Diyorlardı ki şeyden bu. Cihan Harbi'nden kalma işte şeylerde. Vallahi bak. Donmuş etler, tamam mı? Şimdi kaç senesi hocam o? Milattan evvel. Şimdi o etlerde çok söylenenleri anlatıyorum ben. Ya doğrudur yanlıştır. Şimdi sen bir eti koy -50 dereceye. Tamam mı? Bir eti dondur. Bir de 4 derecede dondur. -4 derecede. 10 derecede. Bir tanesi 5 saatte açılır. Öbürü de 5 günde açılır. Hocam sorma. Geçen gün zor açıldı ya. Eti zor açtı. Neyse. Hadi golü yani koklayanlar yapalım artık. Neyse. Yani şunu anlatacağım. Sen kaslarını hazırlarsan hiçbir şey olmaz. Sakatlık da çok azalır. Ya Cristiano Ronaldo, Messi kaç tane sakatlandı? Hani öbürlerini saymıyorum öbür insanları. Adamlar kaç tane, evinde bile çalışıyorlar hocam ya. İşte. Ben misafirliğe gitsin adam orada da çalışıyor. Sen de yapacaksın çalışacaksın. Biz de hemen rotasyon. Hemen dakikada bir rotasyon adam. Ya rotasyon yaptığımız zaten var ya. Bitti futbolcu ya. Ne, oynamıyor. Yarı yamalı idman bilmem ne. Serdar Kelleci teşekkürler. Tabii ki yine en büyük teşekkürü izleyicilerimize ediyoruz. Çünkü program boyunca bizleri yalnız bırakmadılar. Efendim son sayfayı bu gecelik noktalıyoruz. Mutlu geceler. Hoşçakalın.